HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.05'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceleriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Evet, takımlarımızın Avrupa maçları dün akşam itibariyle başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray PAOK'u 3-1 ile geçti. Bugünün programına baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da maçlarının olduğunu söylememizde fayda var. Fenerbahçe Union San Genova ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.45'te başlayacağını belirtelim. Beşiktaş da deplasmanda Ajax'la karşı karşıya gelecek ve maçın başlama saati de 22 olarak gözüküyor. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Mehmet ben. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız, hoş geldiniz. Size konuşmuş. Ses ben dedim 3 atar dedim. Ondan sonra... Mehmet Bey gidip geliyor sesiniz, hiçbir şey anlamadım. 3 dediniz, şimdi, ondan sonra dediniz. Aralar hep geliyor mu? Sesim geliyor mu? Şimdi daha iyi, buyurun. Tamam. Ya o gün konuştuk. Ben demiştim size, yani ben bayağıdır bir Fenerbahçeliyiz, yani bu işi de artık yani röntgeni de çektik. Yani ben 3 değil isteseler 5 atarlardı bize. Benden sonra bir arkadaş bağlandı, Koray diye, Kadıköy'den. Yani o bilsin ki ben okulu terk edip idmanlara giderim. Yani bakın, bu biz Mourinho'yu eleştirmiyoruz. Mourinho değil, işin konu o değil. Konu ne biliyor musunuz? Ne peki konu? Konu şu. Bu takım mermi gibi takımdı hocam. Mermi. Biz Galatasaray'ı 10 kişi orada parçaladık. Bu takım Olympiakos'u elese finalde kupayı alırdı. Yani çürük çarık bir takım bırakır sana giden hoca. Kondisyonu sıfır bir takım bırakır giden hoca. Dersin ya toparlaması lazım, zaman lazım, o lazım, bu lazım. Arkadaş, adam sana istediğin adamları aldı. Şimanski 20 haftadır yok, niye oynatıyorsun? Geçen sene yılın futbolcusu İrfancan Kahveci, niye oynatmıyorsun? Aldığın adamı hiç mi bakmıyorsun? Yani sende iki tane kule var. Dzeko zaten formda, Dzeko zaten iyi topçu. Adam ölüyor geberiyor ya. Ya sen alacağın 3 tane transfer, 2 tane transferin vardı. Kalecimiz geleni gideni alıyor, görüyorsunuz hocam. Yani bu farklı iş yani. Bu Mourinho işi değil. Birisi onu anlatmamış zaten. Türkiye'ye biliyorsunuz basketbola Kokoşkov diye bir hoca gelmişti. Böyle rahat tavırlarıyla 40 sayı 30 sayı yiyorduk. Yani bu gidişle şimdi 5 puan var. Bir takım daha bizi yendim mi oldu 8 puan, geçmiş olsun, güle güle. Hayırlı işler. Biz de 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. 10 yıldır 15 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Biz Mourinho ile ne işimiz var? Mourinho dünya çapında bir hoca. Mourinho'yu kim eleştirebilir? Ne diyebilir? Ama arkadaş biraz eleştirileri de kulağını aç. Sende iyi topçular var. İsmail. 20 dakikada 5 tane top kaybı var. Ayet mi bu? Çıkar kardeşim, Amrabat'ı almışsın. Koy adamı oraya. Şimanski kötü, çıkar kardeşim. Koy oraya bir tane adam. İsmail Kartal'a diyorlardı ki, herkes diyordu, siz de diyordunuz. Ya oyun içinde şunu yapmıyor, bunu yapıyor. Oyunu yapıyor mu oyun içinde? Cenk Tosun gibi bir adam var orada. Derbilerde adamın oynadığı futbol belli. Bana göre 10 numarada santrafor. Koysana kardeşim adam. Hızlı biraz daha toparlayalım. Çok dinleyici var çünkü. Yani... Son cümleleri alalım. Bilmiyorum. Son cümleleri. Ben o zaman da sordum size. Siz memnun musunuz? Ya tabii ki bazı hatalar olduğunu söyledim. Burada da hocanın hataları olduğunu söyledim ama daha lig ama çok uzun abi. Bir maraton. Üzerinden ne çok ne sular akar, çok dereler geçer, daha neler yaşanır. Bir abi. Maçla şampiyon olunmuyor, bir maçla da küme düşülmüyor. Tamam doğru ama bir maç değil 5 oldu. Bir de Beşiktaş bizi yendi mi 8. Kim yenecek bu Galatasaray bu ligde? Kim yenecek? Peki. Bu Galatasaray'a ligde yenecek takım var mı? Peki. Bence yok. Peki. Adam yukarıda oynamıyor. 2 aydır dün attığı gole bak. Peki. Çok teşekkürler. Yani kendimizi kandırmayalım Aygün abi. Peki. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek sağ, üzere. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Evet, hızlı dinleyici devam alalım. Ondan sonra da bir araya gidelim. Günaydın.
Günaydın Aygün abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhabalar, Deniz'den Mehmet ben. Nasılsın Mehmet, hoş geldin. Teşekkürler abi, sağ olasın. Ben deyim, sağ ol Mehmetciğim, çok teşekkür ederim. Hatırlarsan şu harfi market diyeceğim. Aa, hatırladım. Aygın abi çok uzatmadan. Üç harfli market de çok var biliyorsun, hepsi üç harfli çünkü. Evet, kırmızı olan demiştim ben. Ha, söyle Mehmet. Aygın abi bence dün evvelsi gün itibariyle bir basket maçından sonra Türk sporu bitmiştir. Şimdi yapıyorlar, ediyorlar, ondan sonra çıkıyorlar Twitter'dan oradan buradan özür diledik diyorlar. Bu Fenerbahçe bu Türk sporuna ne yaptı acaba? Bu kadar kinlenecek, bu kadar küfür edilecek ne yaptı acaba? Başka bir takımın hocası çıkıyor, Şinanay'a da yavrum Şinanay .. Ondan sonra diğeri çıkıyor 3+1 gösteriyor. Yani Fenerbahçe bunları yapsa emin olun ki ülkeden atarlar. Yani bu kadar sükunet içerisinde bir takımın üzerine bu kadar gelinmesinin sebebi nedir acaba? Ondan sonra kalkmışlar bizden işte sizi tebrik etmiyorsunuz. Biz Avrupa kupalarına 3 attık 5 attık. Ya arkadaş atabilirsiniz Fenerbahçe evinde 10 sene 3 kuşa da yenebilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Ama işi başka boyutlara taşıyorlar bunlar. Ondan sonra çıkmışlar bize işte siz sportmenlik değilsiniz. Sportmenlikten bize bahsediyor. Bir söz var, ne diyorlar? İğneyi kendinize önce baktırın sonra çuvaldızı başkasına baktırın diye. Yani onların bence bir an önce Türk sporundan ellerinin çekilmesi lazım ve belki de ülkeyi terk etmeleri lazım. Hatta öbürü Ergin Ataman mıydı? Nedir adamın adı? Ergin Ataman. Ülkeyi niye terk ettiğinde herkes biliyor Yunanistan'a. Sen var ya, senin yüzünden ülkede kimse kalmayacak. Herkes ülkeyi terk etsin. Sana bana kalacak bu ülke. Oraya doğru gidiyoruz. Herkesi gönderdin. Yemin ediyorum herkesi gönderdi. Ülkeyi terk ettirdi. Onlar istiyor ki Fenerbahçe gitsin. Peki. Zaten onlar gittiler. Yunanistan'a niye gittiler de belli zaten peki, bunların. Peki. Kendine çok iyi bak. Görüşmek çok üzere. Çok sağ olun. Sağ ol. Görüşmek üzere. Nüfusu azaltacak yemin ediyorum. Herkesi gönderiyor ama bilmiyor ki. Vize alamıyoruz. Vize vermiyor kimse bize. Kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Günaydın. Günaydın Aygün abici, nasılsın? İyi, sağ ol, sen nasılsın? Kimle görüşüyoruz? Ben deyim, İstanbul Seyrantepe'den Mehmet abi ben. Mehmet hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Abi aslında telefonla bağlanmak düşünmüyordum ama az önceki adaşım arkadaşımın söylediklerine bir cevap vermek istiyorum. Çok kısa bir özet geçeceğim. Tamam. Şinanay'dan bahsetti abi kendisi. Şinanay'ı çıkartan Galatasaray taraftarı değildi. Öncelikle bunu bilsin kendisi. Bir laf var. Dilime küfreden Müslüman olsa diye, bilirsiniz değil mi abi? Biliriz. Yani bu böyle kışkırtarak... Mehmet şöyle sana söyleyeyim. Yani sen de ülkeyi terk etmen gerekecek. Abi bu ülkeyi karşımıza sevdik abi. Ne olacaksa bizim ülkemizde olsa hiç sorun değil. yani Ergin Ataman'dan ondan bundan Galatasaray'ı yıkmaya çalışıyorlar. Şimdi Ergin Ataman'ın yapmış olduğu hareket yanlış bir hareket. Bak Ergin Ataman Galatasaray'ı çalıştırıyorsa veya Pao zaten şimdi çalıştırıyorsa ama milli takım hocası. Bir yandan da milli takım antrenörü, öyle düşüneceksin. Orada hareketi yani, yapmayacak. Ergin Ataman'ın yaptığı. Yani o hareketi şimdi biz böyle doğruymuş gibi söyleyemeyiz. Açık ve net sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin dün almış olduğu kararın altına imzamı atarım. Net sana söylüyorum. Ve Basketbol Federasyonu'ndan da gerekli hamlenin yapılması gerekir. Şimdi aynısını evet aynısını Galatasaray yapsa hoşuna gider mi bir Galatasaraylı olarak? Gitmez. Tabii ki de gitmez. Ben şunu söylemek istiyorum Ergin abi. Şimdi her Galatasaraylı bir ne bileyim bir ünlünün veya bir yöneticinin yaptığı hareketlerini Galatasaray Spor Kulübü'ne bağlanması yanlış. Hani bunu burada ama kimse Galatasaray Spor Kulübü'ne bağlamadı ki ama. Ya Galatasaraylığından dolayı. Ya şimdi onu bırakalım. Ya bir millet, ya ne gerek var şimdi? Ne gerek var? Gelmişsin burada basketbol maçını yapıyor. Doğru mu? Maçı bitmiş. Niye 3-1 yapıyorsun? Sen iyi niyetli değilsin. Aynen öyle. Haklısınız. Bak abi. İyi niyetli değilsin. Bak Galatasaray başkanı olabilirsin. Çok güzel hizmetler vermişindir spor camiasına, basketbola ama arkadaş bunlar yanlış şeyler. Aynen haklısınız tabii, doğru söylüyorsunuz abi. Son programdan bir tane Behram abiye selam söylemek istiyorum. Kendisi hep Galatasaray hakkında, o konacı hakkında hani diyordu ya şöyle böyle işte kodlanıyor, o oldu bu oldu. Yani bir üç gündür sesim kısık, kimseyle konuşamıyorum ben maçtan dolayı. Kiminle konuşsam herkes ya Behram'a mı soruyor? Behram Bey'e söyledim evet. Behram Bey'e mi soruyor herkes dedim. Yok onu sormuyor. Ben için konuşamıyorum da herkesle konuştuğum zamanlarda yani Fenerbahçe arkadaşlarımla hepsinin dedi yani
söylenecek bir kelime yok. Galatasaray. Doğru. Yendi abi, top, bitti. Yendi. Evet, oynadı. Yendi. Aynen. Sorunsuz çıkan oyuna tek derbiydi. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani, ama ben Behram Bey'den de Galatasaray'a bir tebrik, Okan Hoca'ya tebrik bekliyorum. Kendisi eğer bizi dinliyorsa. %100 dinliyordur da bağlanamaya çalışıyor şu anda. Birazdan bağlanacak. Birazdan bağlanır. Vallahi birazdan bağlanır şu anda. Şu an çevirmeye başladı. 363-04-4. Kolay gelsin kendine. Çok iyi bak. Görüşmek üzere. Şu an Berhan Bey çaldırıyor. Geldim vallahi %100 Berhan da olabilir. Değil miymiş? Alo, günaydın. Alo. Alo. Günaydın. 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 Rahatsız etmedik inşallah sizi. Yok, Aygün abiyle görüşeceğim. Benim buyurun, muhasebedenim ben. Kime, ne söylüyorsun muhasebeye bağlandığın zaman? Bu bizi dinlemeyenlerden. Yok. Alo. Alo Aygün abi. Söyle canım kardeşim. Ben dinliyorum abi, dinliyorum. Söyle canım, şaka yapıyorum kardeşim benim, söyle. Ben sizi Sabri Ugan'a çok benzetiyorum. Onun için aradım. Bir de Galatasaray'a... Ama Sabri biraz kısa boylu ya, yapma ya. Biraz da tombik. Sabir abi kısa böyle biraz toplu arkadaşlar. Söyle. Abi, bir de Galatasaray'a başarılar diliyorum. Bu Galatasaray'ı kim durduracak ben bilmiyorum artık. Ben de bilmiyorum canım kardeşim. Ben de bilmiyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim? Teşekkür ederim. Bugün Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de maçları var. İki takımımıza da başarılar diliyoruz sevgili kardeşim. Kendine çok çok iyi bak. Ben Türk'üm. Bütün Türk'ü arkadaşlarıma buradan sağ olun. Vay canım kardeşim ya, helal olsun. Helal olsun sana. Sağ ol, görüşmek üzere. Şimdi genellikle böyle Anadolu'ya gittiğiniz zaman açık ve net söyleyeyim. Tırların veya kamyonların durmuş olduğu restoranları tercih edin. Niye öyle diyorum? Hakikaten inanılmaz lezzetli. Çünkü onlar o işi biliyorlar. Onlar hep o yollardan dolayı, gittiklerinden dolayı iyi bir yeri buluyorlar. Ben genellikle tır ve kamyoncularımızın olmuş olduğu, park etmiş olduğu yerlerde yemek yemeyi tercih ediyorum. Günaydın. 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 Merhaba. Kimle görüşüyorum? Merhabalar Aygün Bey. Ben Murat, Kadıköy Göztepe'den arıyorum. Murat kardeşim, hoş geldin. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Vallahi. Söyle Murat. Vallahi artık, dediğine göre nereye doğru gideceğiz bakalım. Vallahi dedin çünkü. Söyle, söyle. Biraz yani üzgünüz. Evet. Ama biraz da öz eleştiri yaparsak kendimize iyi bir yerlere geliriz bence. Çünkü bakın şimdi bir yönetim var. Bir başkan var. Evet, iyi şeyler yapmaya çalıştı falan filan ama yani 7 sezonda 112 tane topçu almışız. 9-9,5 milyar Türk lirası bunların bonservisine kiralamasına vermiş. Sadece sadece 11 milyar lira. Sadece bunu Fenerbahçe mi aldı topçuları? Bütün takımları alıyor. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Ben Fenerliyim, ben Fener'e bakarım. Beni diğer takımlar ilgilendirmiyor. Zaten başka takımda olsam onlarla topçum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada yani Ergin Ataman 3-1 yapmış, el işareti yapmış. Adam zaten her yerde Galatasaray'da olduğunu söylüyor. Ama, demiyor ki. Arda ama Turan milli söyle. Takım hocası ama aynı zamanda. Tamam mı? Milli takım ya, hocası. Fark etmez, adam zaten olmaz. Biliyoruz bunun Galatasaray'da olduğunu. Bak. 3-1 yapınca vatan haini mi oldu bu adam? Hayır. Ne oldu yani? Milli bunu takım hocası. Fenerli mi sanıyorduk bu adamı? Hayır. Milli takım hocası biraz daha objektif olmak zorunda. Ya tamam. O formayı giyiyorsa, o forma üzerindeyse. Bak, o forma üzerindeyse olmaz. Milli takım hocası değil ki hocam. Bak. Adam basketbol milli takım hocası. Tamam aynı şey. Basketbol anlamında spor yapmadı ya. Ki. Ya tamam. Ya çok ufak şeylere takılıyoruz. Sanki yani biz çok sütten çıkmış ak kaşığı da yok neymiş, milli takımı oyuncu göndermiyormuşuz. Ya milli takımı oyuncu göndermeyene bir şey derler de ben şimdi burada demeyeyim. Ya bunları biz artık bu işlerden bizim arınmamız. Ya bizim camia olarak birlik beraberlik öz eleştiri yapıp önümüze bakmamız lazım. Ufacık yerlere takılıyoruz. Herkesle kavga ediyoruz. Biz hep kavga eden camiayız. Hiç önüne bakan camia. Galatasaray öyle değil. Adamlar yürüyor önüne bakıyor. Didişmiyor ufak tefek şeylerle. Biz yerimizde saya kaç sene geçtik. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim? Canım yok valla ne diyeyim. Bütün Türk takımlarına başarılar diliyorum. Sağ ol kendine. Kendine çok çok iyi bak sevgili kardeşim. Görüşmek üzere. Ben Ergin Ataman konusuna katılmıyorum. Net söyleyeyim. Hangi takım olursa olsun o hareketi yapmaması gerekiyordu. Ha milli takımı çalıştırmıyor olabilir. Çalıştırmadığı zaman istediği hareketi yapar. İstediği çıktı ama sen milli takımı çalıştırıyorsan, basketbol milli takımını çalıştırıyorsan o hareketleri yapmayacaksın. Sonra çıkıyorsun özür diliyorsun. Yok öyle bir şey.
özrün kabul edilmez. Net. Net. Ben kabul etmiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü de kabul etmediğini söyledi. Bakalım gereği yapılacak mı, yapılmayacak mı göreceğiz. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ankara'dan Murat abi. Murat, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Galatasaray taraftarıyım. Hoş geldin canım kardeşim. Hoş bulduk, sağ ol abi. İki maçta güzel oyun, güzel skor. Evet kardeşim. Biri Fenerbahçe maçında, biri de Avrupa'da Park maçında. Güzel oyun, güzel skor. Memnunuz takımımızdan. Bir de Avrupa'da hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum seni. Bağlanan hiçbir arkadaş bunu söylemedi. Seni tebrik ediyorum. Ülkemizin takımı. İki takımımız da inşallah 3 atar 5 atar da güle oynaya herkesi böyle bir mutlu ederiz abi. İnşallah kardeşim. Bunları söylemek istedim abiciğim. İnşallah. Çok teşekkürler canım kardeşim. Sağ ol, kolay gelsin. Güzel mesajından dolayı tebrik ediyorum seni bir kez daha. Evet, günaydın. Hacı Osman'dan herkese günaydın. Baba bak, bu da güzel oldu. Kimle görüşüyoruz? Hakan ben abi. Büyük Altaylı. Hakan kardeşim, İzmir'den Hakan. Büyük Altaylı Hakan kardeşim, nasılsın? İyi misin? Sağ ol abi, sen nasılsın, iyi misin? Tarafsız bir gözle neler söylersin Altay, Hakan'cığım? Ben tarafsız gözle, şu kadar tarafsız bir gözle söylüyorum. Büyük Altay taraftarıyım. Hı-hı. Ama Göztepe Spor Kulübü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Evet ya, helal olsun onlara da. Stylo, yani benim Bulgaristan göçmeni bir arkadaşım var. Ya dedim, Göztepe mükemmel bir transfer yaptı, o da dedi teknik direktör. Ludogorets'e, CSKA Sofya'ya yaşattığı başarılar gözünde bulundurur. Ya topçuluğu o kadar iyi değildi, ben sana söyleyeyim, Fener'deki dönemini hatırlıyorum. Aynen abi, geçen sene söylemiştin sen bana Stalo Vakti. Aynen topçulu yani. Bayıttır demiştin hatta. Ya ben önce şaşırdım, Allah dedim bu bizim eski topçu mu falan filan dedim, sonra bir baktım evet o çıktı. Topçuluğu çok iyi değildi açıkça sana söyleyeyim, ama hocalığı hakikaten bak iyi bir uyum yakaladılar. Demek ki devam etmeleri gerekir. İyi değil, iyi üstü, mükemmel ötesi yani büyük metal takımı. Çünkü çok kısıtlı kadroya şimdi bakıyorsun, alınan topçular 4. ligden topçu alınmış, 5. ligden topçu alınmış. Yok Afrika'nın bilmem hangi takımından topçu gelmiş. Taraftar diyor ki bu takım diyor küme düşecek diyor, ama adam öyle bir oyun oynatıyor ki şiir gibi. Yani çok güzel işleyen bir takım var. Bence bu aralar konuşulması gereken takım Göztepe. Hem taraftarıyla hem yönetim. Bak ben Altaylıyım. Ben yarın bir Göztepe bağlantısı yapayım ya. Doğru söylüyorsun. Yani çok Altaylı... fazla dinleyicimiz de var zaten İzmir'den. Göztepe'li de çok var. Doğru söylüyorsun. Bir yarın bir Göztepe yapalım. Söyle. Aramız iyi değil abi. Hani iyi değildir ama hakkını yeme. Şimdi adamlar oynuyor yani. Topu oynuyor. Doğru. Ve bence 2-3 sene kadar bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi bir takım kuracaklarına eminim yani. O tarafa doğru gidiyorlar. Doğru. Bana göre. Doğru. Ekleyeceğim bir şey var mı? Kendine çok çok iyi bak. Çok görüşmek üzere, görüşmek üzere. Evet, 10.24 son birkaç dinleyici. Günaydın. Abi günaydın. İyi evet. Yayınlar, günaydın. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Abi ben Şaban, İzmir'den arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Hoş geldin kardeşim. Abi ben şey için aramıştım seni. Bu kaçak yayınlar var ya abi. Evet. Hani çok meşgul ediyor gündemimizi. Evet. Şimdi abi bu kaçak yayınla ilgili şöyle bir şey yapılsa daha iyi olmaz mı? Şimdi dijital paketleri hani 350-400 lira falan oluyor ya. Ayrık paketler. Evet. 1000 lira da şu anda neyse. Bunları abi şimdi hani kaçak yayını engellemek için hani 50 liraya düşürseler misal. Herkes bunu ben burada söylüyorum, biliyor musun? Bak bunu, şunu da söylüyorum ben. Senin söylediğin fikir çok güzel fikir. Şu anda diyelim ki yayıncı kuruluş 1000 liradan diyelim ki 3 milyon kişiye sattı. Doğru mu? Doğrudur abi. 1000 liradan 3 milyona sattın. 500 TL'den 6 milyona, 7 milyona sat. Aynı paraları kazanacaksın. Ya şöyle bir şey yapamaz mı abi? Mesela hani şimdi devletimiz hani köprü yaptığı zaman bilmem kaç bin geçişten sonrasını kendisi veriyormuş ya. Onu da devlet karşılasın abi. Hani şey olmazsa kendine bir kota koysunlar. Devlet karşılasın abi onları da. Ama herkes al, yani sonuçta herkes alır abi. Hani tamam. En azından kaçak yayına kimse olmaz. Herkes evinde açar televizyonu. Adam öyle bir kaçak yayın yapıyor ki özgüven de var. Vallahi evet. Kesilmeyecek. Yemin ediyorum kesilmeyecek. Twitter'dan görüyorum. Yemin ediyorum. Evet. Abi yemin ediyorum diyor. Aynen böyle. Söz veriyor. Bak kesilirse bir daha beni takip etme diyor. Adam böyle yayın yapıyor. Ve hakikaten evet. De insanlar izliyor. Evet. Ama dediğin doğru. Bak dediğin doğru. Rakamlar evet. Da istemesek de maalesef buralara götürüyor. Tıpkı formalardaki gibi. Maalesef. Aynen öyle abi. Formalar da çok pahalı. İnsanlar ne yapsın? Kaçak formalara yöneliyorlar abi. Maalesef. Abi doğru. Akşam takımlarımıza başarılar diliyorum. Özellikle Fenerbahçe'ye. Hı-hı. Akşam Galatasaray'ımız da çok güzeldi. Çok güzel sonuç aldık. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum abi. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet. 10.26 son birkaç dinleyici. Günaydın. Günaydın. Aygün abi günaydın. Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Antalya'dan Dönerci Ahmet. Ahmet kardeşim hoş geldin.
Hoş artış var mı abi. Dönerlerde? Her sabah kalktığımız zaman ben fiyatlara bakıyorum. Var mı bugün dönerde artış? Et döner, abi, tavuk döner. Abi dönerlerde artış oluyor mecburen. Çünkü abi ne oldu dünden bugüne ne değişti? Ne arttı gene? Dün zam mı gördük gene? Ne oldu Ahmet? Bugün zam olmadı da bu hafta zam olur abi büyük ihtimalle. Allah yardımcımız olsun. Zaten sırf Allah ekmeği alacağız, yardımcı dönerin şeyine olur. Bandıracağız. Yağına bandıracağız yakında. Aynen abi öyle olacak. Dönerin yağına bandıracağız, yiyip gideceğiz. Söyle kardeşim. Aynen. Şimdi abi ben Fenerbahçe bu hafta yenildiği için eleştiri modumu açmış durumdayım. Tamam aç kardeşim. Eleştiri modumu açmış durumdayım. Önce yandık o zaman abi. Senin o eleştiri modun var ya fena biliyorum ben. Abi şöyle bir şey var. Söyle. Öncelikle ben yönetimimizi eleştirmek istiyorum. Tabii İki ki. Önce katılan arkadaşa katılıyorum. Artık polemiklerden uzak durup Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi önümüze bakmamız gerekiyor. Hı-hı. Çok polemik içerisindeyiz. Bu birincisi. İkincisi Ergin Ataman evet 3-1 yapmış olabilir. Saygısızlık yapmış olabilir. Buna katılıyorum. Fenerbahçe'nin bu durumda bir açıklama yapıp Ergin Ataman'ı eleştirmesi de doğaldır. Ama eğer Fenerbahçe Spor Kulübü Ergin Ataman için milli takıma basketbolcu gönderiyorsa göndermesin. Ama biz milli duygular için gönderiyoruz, milli başarı için gönderiyoruz. Alınan bu kararı ben yanlış düşünüyorum abi. Biz o adam için göndermiyoruz. Hayır o adam için şu orada bir tavır sergilemen gerekiyor. Ben sana söyleyeyim. Ben dün burada yayında söyledim. Hakan abi hayır mayır dedi. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. Ben dedim ki gönderin ben olsam dedim. Milli takıma sporcu göndermem dedim onun olduğu süre içerisinde. Şimdi oradaki insan tarafsız olmak zorunda arkadaşlar. Kim olursa olsun Fenerli de olsa Beşiktaş'ta olsa Galatasaray'da olsa tarafsız olmak zorunda. Sen çünkü milli takım formasını giyiyorsun. Doğru mu? Üzerinde ay yıldız var. Doğru mu? Ama biz o formayı o ay yıldız için gidiyoruz oraya abi. Ergin Ataman veya bir başkası için değil. Hakan abi dedin de aklıma şey geldi. Ne geldi? Dün Hakan abi dinlerken Hakan abi dedi ki işte Fenerbahçeliler de üzülüyor dedi. Hani ertesi gün olduğunda işte Galatasaray camialı arkadaşlar da onlar da dalga geçiyor. Şöyle bir olay yaşadım abi maç günün ertesi günü. Bir müşterim var. Hı hı. Maçtan sonra geldi. Ben bekliyorum ki hani benimle dalga geçecek bir şeyler olacak. Hani ben koyu Fenerbahçeliyim o koyu Galatasaraylı. Adam umursamadı bile. Ben dedim ki ne oldu hani bir şey demedin, dalga geçmedin ben de öyle bir tepki bekliyorum. Biz alıştık dedi. Biz alıştık dedi artık bize şey gelmiyor dedi yani. Normal geliyor dedi. Kupa sayılarından da dedi, galibiyet sayılarından da dedi. Sanki dedi sizi rakip gibi görmüyorum. Kötü durumdayız abi. Peki. Çok gerçekten. Teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak sevgili kardeşim teşekkür benim. Teşekkür ederim abicim. Evet döner fiyatları artacakmış yarından itibaren. Bugün o yüklenelim arkadaşlar bol bol döner yiyelim. Tavuk döner et döner. Geçen gün bir dönerciyi gösterdi televizyon. İzledim bilmiyorum. Adam ekmeği açtı. İçine şeye doldurdu. Salataya doldurdu o şeyleri. 3 parça koydu ya. İnanılır gibi değil ya. Ya döner onun içinde döner yoktu zaten. Ekmek arası salataydı. Günaydın. Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Ben Gültekin Kurtuluş İzmir'den arıyorum. Gültekin hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun Aygün Bey. Sizler iyisiniz çok inşallah. Çok teşekkürler. Sesiniz duyduk daha iyi olduk. Buyurun Gültekin Bey. Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Hep buyurun. Böyle polemikler gidiyor ya evet. Aygün Bey. Seviyoruz biz ama polemiği. Ülke olarak seviyoruz aynen, biliyorsun. Aynen seviyoruz aslında doğru söylüyorsun. Ama ben sizi de eleştireyim bir anlamda. Tabii şöyle. Ki. Mesela, ama beni eleştirmen yanlış. Bak ne kadar güzel geldim ben sana. Ne güzel hayır, şeyler eyvallah. Söyledim. Hayır, şöyle, şimdi diyorsun şöyle. Ki seni eleştireyim diyorsun. Yani yok, yapma bunu Gültekin. Öyle ya. Değil. Öyle değil. Aygün Bey. Lütfen. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Tamam. Şaka. Vallahi inanın alınırım yani. Yok şöyle alınma şey sakın ha. Aman ha şaka yaptım. Ha. Ergin Ataman milli takım. Evet hocası. Evet. Evet. Yanlış. Doğru. Ben orada katılıyorum. Ama bir de şöyle bir şey var. Madalyanın öbür tarafı. Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı doğru mu? Evet doğru. Hı hı. Şimdi koskoca bir camiadan bahsederken ben dahil malum takımın taraftarı, malum takımın başkanı, malum takım böyle. Şunu sana söyleyeyim mi Gültekin? Araya girmek istiyorum özür dilerim. Şimdi yok, Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu açıklama baktığı zaman Fenerbahçe forma gömleğini giydiği zamanki açıklamasına bakacaksın. Bir de Kulüpler Birliği'deki açıklamalarına bakacaksın. Eğer senin dediğin Kulüpler Birliği başkanlığı forması altında malum takım dese ben de senin gibi eleştiririm. Ama iki tarafında farklı açıklamaları var. Onu da sana söyleyeyim. Sevgili hayır Gültekin. Ama şöyle bir şey var Aygün Bey. Söyle. Şimdi Ali Koç Bey'in hani Sayın Ali Koç diyeyim. Gerçi yani bana malum dediği için bilmiyorum yani ne derece ama. O yanlış olduğunu zaten burada hep söyledik sevgili Gültekin. Hep bunu söylüyoruz zaten. Camiaları biraz daha böyle konuşurken gerçekten, dikkat edilmesi bakın, gerektiğini söylüyoruz benim, sevgili kardeşim. Benim eşim Fenerli, babam rahmetli oldu Fenerli. Allah rahmet eylesin. İşte
Ben Galatasaraylıyım, kız kardeşim Fenerli. Yani birbirimize düşmenin anlamı ne ya? Doğru söylüyorsun, doğru. Vallahi gerçekten. Doğru. Yani yerim Galatasaray'ı, yerim Fenerbahçe'yi, yerim Beşiktaş'ı ama emin olun. Yani bakın. Yerimden kastı espri yapıyor arkadaş, ironi yapıyor. Sakın yanlış anlamayın. Niye aynı müdahale etmedi aynen, diyorsunuz. Aynen. Ondan sonra bana mailler yağıyor buraya. Niye böyle söylettiğini diye. Yok öyle değil. Heh. Yani hiçbir şey kendi. Abi yeme, ya, yemeden kendi, yemeden konuşalım. Yemeden iyilik konuşalım. Hani içimizde var ya. Eşimiz, çoluğumuz. Doğru. Kiminin çocuğu Beşiktaşlı, kiminin doğru. Galatasaraylı, kiminin Fenerli. Doğru. Yani biz kiminle neyi paylaşamıyoruz. Doğru, doğru. Peki. Eğer bir galibiyetse yani... Ben Galatasaraylı olarak emin olun yeter ki Erzurucak'ta bütün galibiyetleri Fener'e vereyim. Yani Fener bizi yensin, biz şampiyon olalım ya. Peki. Yani bu kadar basit. Peki. Çok teşekkürler, kendine çok ben iyi bak. Ben teşekkür ettim, saygılar. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Son bir dinleyici mi alalım, ondan sonra araya mı gidelim? Araya gidelim, sonra dinleyici alalım. Peki, kısa bir ara, aradan sonra birkaç dinleyici de alacağız. Ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, 10.34 son dinleyicimizi alıyoruz. Ondan sonra programın ikinci bölümüne geçeceğimizi belirtelim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aygün Bey merhabalar, İstanbul'dan Serkan ben. Serkan hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk. Şimdi Ergin Ataman konusuyla ilgili tabii çok kısa birkaç cümle konuşacağım tabii ondan ki. Sonra... Müsaadenizi istiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi herkes böyle bir Ergin Ataman'la alakalı özellikle malum takım taraftarları hep böyle bir polyanlacılık tavrında. Ama böyle bir şey yok. Yani hiçbir milli takımın, bu futbol olsun, basketbol olsun, voleybol olsun fark etmez. Milli takımın, hiçbir milli takımın teknik direktörü bir takımla alakalı böyle bir hareket yapamaz. Yaparsa da bunun cezasını kendisi ödemesi lazım. Fenerbahçe yönetiminin bu kararının altına bir taraftarı olarak... imzamı atarım. Katılıyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer 5-6 tane milli takımda basketbolcumuz var. Doğru. Bu duruş çok iyi bir duruş. Yani bu duruşu kesinlikle bozmadan yönetimin devam etmesi lazım. Ve Ergin Ataman'ın da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından da gereken cezayla cezalandırılması lazım. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Çok teşekkür kendine ediyorum. Kendine çok çok iyi yayınlar diliyorum. Sağ demin sağ ol, görüşmek. Demin tabii dedim ya ben bu hani kamyoncular, tırcılar, onların olduğu yerdeki yemekleri tavsiye ederim dedim de agresif adam demiş ki Aygün abi Kara Ambar Kamyoncular Derneği'nin kuru fasulyesini tavsiye ederim ama o tabii Şahan'ın bir filmiydi şeydi galiba değil mi, öyle hatırlıyorum. Recep İvedik. Ha Recep İvedik dedi doğru. Ama Şahan oynamıyor mu orada Recep İvedik'te? Ha Şahan Gökbakar oynuyor. Orada tabii doldurdu şeyleri, motor yağlarını falan filan. Herkesin motorunu bozdu. Onu da söyleyelim. Evet, şu an attığımızda Fanatik Gazetesi spor yazarı Umut Eken var. Umut, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Aygün abi. Sen nasılsın? İyidir Umut. Şunu söyledim ben. Genellikle yola çıktığım zaman dedim uzun yollarda. Kamyoncu ve bizi çok fazla dinleyen özellikle taksici arkadaşlarımız başta olmak üzere. Kamyoncuların ve tırcıların olmuş olduğu restoranları tercih ederim dedim. Neden dedim? Çünkü onlar çok iyi bildikleri için ağızlarının tadında çok iyi bildiklerinden de orada çok lezzetli yemek yersin dedim. Katılıyor musun bilmiyorum. Pardon. Ha, bak tabii ne kadar değişik girdin şey, gördün değil mi konuya Umut? Doğru söylüyorsun. Onlar tabii sürekli gidip geldikleri için orayı mutlaka tecrübe etmişlerdir ve orada karar kılmışlardır. Doğru söylüyorsun. Özellikle kuru fasulyeciler, sulu yemekçiler konusunda çok deneyimlidirler onlar. Evet ya bak aynen böyle kuru fasulye olayında bir numaralar. Evet Umut, futbola dönelim. Dün akşama dönelim. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ilk maçta Yunan ekip PAOK'u konuk etti. Ve 3-1'lik net bir skorla sahadan galibiyet aldı. Ben ama şunu söyleyeyim. Bence maçın kırılma anlarından bir tanesi de Günay'ın ilk tam dakikasını hatırlamıyorum ama çıkardığı bir pozisyon var. Birebir pozisyon. Tam ilk yarı sonundaydı. 1-0 geride girebilirdi daha sonra. Bence yani en kritik hamlelerden biriydi. Günay'ı da tebrik ederim. Çok da iyi bir performans gösterdi. Neler söylersin? Kesinlikle öyleydi. Galatasaray ikinci yarıya 1-0 geride başlasa hem bu oyununda ısrarcı kalamayabilirdi. Hem de Okan Buruk bazı değişiklikler yapmak, daha önce son maçın son bölümlerinde yaptığı değişiklikleri daha önce yapmak ihtiyacı duyabilirdi. Bu da düzenden çıkarabilirdi. Bu da büyük bir sorun yaratırdı Galatasaray'a. Neden? Çünkü dün akşam bir kez daha tecrübe ettik. Her ne kadar Galatasaray kazanmış olsa da Aygün abi şunu sürekli görüyoruz Avrupalılarla oynadığımızda.
Avrupa'da futbol hangi ülkede olursa olsun bizden hızlı oynanıyor. Çok hızlı oynanıyor. Yani dün işte koşu mesafeleri vesaire, şimdi kulüpler üzerinde bu akşam işte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçlarını izleyeceğiz. Daha önce başka maçlarda da bunu gördük, tecrübe ettik. Tempomuzu yükseltiyoruz ama bu rakibin temposuyla vesaireyle alakalı, onlara uyum sağlayabilmek için ya da onlara üstünlük kurabilmek için. Yani daha Avrupa'da gibi neredeyse bütün ülke, bazı ufak tefek liglere sahip Balkan ülkelerini falan bir kenara koyuyorum ama bizden daha hızlı ve daha tempolu oynuyorlar. Bu tempoya ve hıza karşılık verebildiğimizde zaten biz maçları orada bulabiliyoruz. Galatasaray'da dün akşam bunu başardı. Fenerbahçe çok zorlu, Fenerbahçe maçından çıkmasına rağmen. Tabii taraftarın orada itici gücü, istihar avantajı da büyük etkendi ama. Ve hani birkaç haftadır aynı grupla oynuyor olmanın da avantajını yakaladı. Artık biraz uyum sağlamışlar gibi. Okan Buruk da söyledi. Neredeyse 5 maçtır falan aşağı yukarı aynı oyuncu grubuyla oynuyoruz akşam. Muslera hariç Günay vardı işte derbiden farklı olarak. Bu tempoyu yukarı çıkardıklarında Fenerbahçe maçından çıkmış olmalarına rağmen 3 gün önce onu koruyabildiler. Dediğim gibi taraftan çok büyük etkisi vardı. Orada maça ortak olabildiler ve onun da sonuna kadar götürüp en sonunda da maçı alabildiler. Yani Avrupalılarla baş etmek için bu seviyelere hep korumak lazım, belli ki bu. O yüzden bizim biraz daha aslında bu maçlar bittikten sonra tekrar bir iç muhasebe yapıp Türkiye Ligi'ni, Türkiye Ligi'nde oyunun duruşunu, hakemlerin oyuna katkısını, bizim kendimizin yavaşlığını, ağırlığını vesaire falan bir dolu konuşmamız lazım ama bilmiyorum bir şey değişir mi? Sen Galatasaray'ın üçlü savunmaya dönebilme ihtimaliyle ilgili neler söylersin? Çünkü bunu dün Okan Hoca da söyledi. Çok maç oynayacağız dedi. Farklı dizilişler yapabiliriz dedi. Üçlü savunma oynayan bir takıma üçlü forvet de oynayabiliriz gibi bir cümleler kullandı ki baktığın zaman hakikaten gol yollarında çok iyi bir kadroya sahip Galatasaray. Gol isimler anlamında, gol ayakları anlamında neler söylersin? Yani bu üçlüyü, dörtlüyü çok keskin ayırmamak lazım. Jesus zamanında da hatırlarsan Fenerbahçe'de sorular sorulduğunda o da bir tepki göstermişti. Hani biz üçlü oynamıyoruz, dörtlü oynuyoruz falan diye Jesus Türkiye geldi, üçlü oynadı, eleştirileri vesaire olmuştu. Aslında orada futboldaki modern yapıda bir akan, değişen, dönüşen, dönen bir düzen var. Biraz Galatasaray'da bunun izlerini, emarelerini görüyoruz. O da sol tarafta özellikle çok hissettiriyor kendini. İsmail Jakobs orada daha böyle geniş bir koridoru kullandığı için hem Fenerbahçe hem de dün akşam PAOK maçında gördük. Yunus Akgün biraz daha merkeze ya da ileri hatta kayabiliyor. Orada biraz daha sol kanat komple İsmail Jakobs'a teslim edelim şunu. Zaten soldan atak geliştirdiğinde sağ bekiniz ve iki stoperiniz de üçlü, sağdan geliştirdiğinizde sol bekiniz ve iki stoperiniz de üçlü bir savunma yaparsınız. Genelde kurgu budur kayarak. Hani. Avrupalılarda bunu çok iyi yapan kulüpler var. Çizgilerini sahte santrafor kullanarak vesaire filan. Bu zamanla ve çok tekrarla oluşturulması gereken bir şey. Hani bugünden yarına başarılı olur olmaz demek için de çok erken ama denemeler devam edecek. Ha, bu denemeler şimdi mi yapılmalıydı? Hayır. Ben Fenerbahçe ve Galatasaray adına benim en büyük üzüntüm. Zaten her fırsatta kendileri de dile getiriyorlar. Hem Fenerbahçe biz hem Galatasaray biz. Şampiyonlar Ligi'ne kalamamak. Bugün bu iki takımımızla, bu oluşturdukları kadrolarla, bu hedefleriyle, bu vizyonlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde olabilmeliydiler. İşte başladı maçlar, görüyoruz. Fenerbahçe'den Galatasaray kalibre olarak, ekonomi olarak, tarihsel başarı olarak çok da üstte olmayan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ama biz maalesef yokuz. Yani bu denemeleri hiç bu zamana da bırakmamak lazımdı, çoktan yapmak lazım. Onu işaret etmeye çalışıyorum. Doğru söylüyorsun. Bugün Fanatik Gazetesi'nin başlığı Kralların Gecesi. Çok da güzel bir sayfa yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Osimhen durdurulamıyor. Hakikaten baktığın zaman Osimhen'in de katkısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Icardi oyuna sonradan girdi. Katkı sağladı. Tabii ben Yunus'u çok beğendim. Evet. Hani Yunus Fenerbahçe maçında da bazı anlarda oyunun artık kırılma anlarında da, tamamen Galatasaray'a dönme anlarında da çok etkin oynamıştı. Öyle açık alan bulduğunda çok fark yapmış. Hatta bir tane offside'e yakalandı etti. Orada Yunus'u ön plana çıkartan belli başlı şeyler var. Birincisi enerjisi çok yüksek. Bütün enerjisini sahaya koyuyor. İkincisi yetenekli birebir adam eksiltme özelliği var.
taktik ve oyun planında kendini geliştirmesi gereken şeyler var ama Okan Buruk'un Fenerbahçe maçında da dün akşam da kendisine verdiği görevlerde bir aksama yaşamadığını gördük. Zaten gol yollarına girişi vesairesi, daha önce şutu falan da vardı. Ceza alanına sızmasında da Osimhen'in ortasını, kafa topunu iyi takip etti. Golü de yaptı. Bu seneki kazanımlarından biri de tabii o olabilir Galatasaray'ın ama devamlı oynaması lazım. Devam etmesi lazım. Bu performansıyla kesemez ama tahmin etmiyorum keseceğini. Hı? Ya evet, şu anda takımın artık en sağlam, yani formaya en sağlam tutulmuş adamlarından bir tanesi. Ama yoğun maç trafiğinde vesaire de işte temposunu koruması ve devamlılığını getirmesi lazım. Yani artık şu anda zaten formayı almış gözüküyor. Kolay kolay kesilmez. Dün akşam Okan Hoca fikstürden biraz şikayet etti. Bizi zorlayan bir fikstür oluşturulmaya çalışılıyor dedi ama artık yani artık bunları artık konuşmamamız lazım. Yani biz Avrupa ile mücadele etmek istiyorsak ben hiçbir ne bileyim bir Alman takımının, ne bileyim bir İtalyan takımının, bir İspanyol takımının, bir İngiliz takımının takımlarının fikstürden şikayet ettiğini duymadım. Bilmiyorum, sen duydun mu? Avrupa'yı sen de çok yakından takip ediyorsun. Yani yok artık, böyle bakmamak lazım. Genel fotoğrafa bakmak lazım. Ben orada Okan Hoca'ya katılamıyorum. Çünkü Galatasaray çarşamba oynadığı için cumartesi oynuyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş perşembe oynadıkları için pazartesi oynayacaklar. Aynen. Yani sezon içerisinde de böyle olacak. Ya. Özellikle Beşiktaş'la ilgili ben onu yazmıştım da biraz, federasyonun fikstürleri düzenlerken yurt dışında perşembe oynadığı günlerdeki yurt dışına denk gelen deplasmanları var ya sürekli. Hani evet. İki tane. Bundan iki tanesi İstanbul'da ama pazartesi oynatma formülü çok yüksek olasılık. O maçların bir kısmında Beşiktaş pazartesi oynanacak, bu şekilde formülü dedi. Yani çarşamba, cumartesi, perşembe, pazara artık orada çok Okan Hoca'ya hak veremiyorum ya. Bunlarla oynamak lazım. Yani perşembe de oynasaydı pazar oynayacaktı. Çarşamba oynayan cumartesi oynayacaktı. Bu çok artık mekanik ve ezber bir fikstür yani. Bunun çok eleştirilmesini bilmiyorum yani. Eleştirmemek lazım ya. Seni ekleyeceğim bir şey var mı Galatasaray'la ilgili, yoksa farklı bir konuya geçeyim mi sevgili Umut? Yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Çok hani gergin ve sıkıntılı geçmesini beklediğimiz bir maçtı ama gayet temiz geçti. Umut ederim ki UEFA'dan vesaireden ceza almayalım. Sonra ileride karşımıza kabarık dosyalar olarak geliyor bunlar ama dün akşam gayet temiz geçmiş gibi görünüyor. Kaybederken de böyle olsun tribünler. Temennim o. Şimdi dün tabii biliyorsunuz Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir toplantısı vardı. Buradan bilgiler geldi mi sana, içeriden özel bilgiler geldi mi? Sordum ben. Tabii. Ali Koç federasyonumuzun bir sunumu var. Küçük dilimizi yuttuk dedi ya. Aynen. Onun detaylarını almaya çalışacağım ama inanılmaz beğenmişler sunumu. Yani daha önce hiçbir federasyon döneminde hiçbir şekilde yapılmayan çalışma, çok detaylı, çok sağlıklı bir sunum olmuş. Yani kulüp başkanlarından bravo, tebrik ederiz sizi gibi ifadeler yükselmiş. İnanılmaz beğenmişler. Ali Koç da zaten tepkisini dile getirirken o şekilde getiriyor ya, küçük dilimizi yuttuk diye. Tabii bunları, bu projeleri hayata geçirmek lazım. Kulüpler tarafında da var. Yine Ali Koç'un söylediği 5 yıllık projeksiyon falan ama bu paraları bu şekilde harcamaya devam edersek o finansal hedefler tutmaz. Şu an için çok iyi uyum var. Zaten Ali Koç şeyi de dile getirdi MHK ile ilgili. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Şeyi yapmış. O ne da yapmış? Aşama aşama Türk hakemliğindeki klasmanları, yaş gruplarını nasıl değiştireceklerine dair bir sunum yapmış. Yani hedefimiz şu gibi, işte şimdi mevcut hakemlerin grubu, işte hakemlerin belli yaşı 45'i vesairesi var ya abi, sınır var, ondan sonra yapamıyorlar. Ekstra çok olağanüstü durumlarda Fırat Aydınus'ta olduğu gibi bir sene falan, bir sezon daha uzatabiliyorlar. Onun dışında yönetmelik belli. Ama bir şey söyleyeceğim sana Umut. Yönetmelik belli diyorsun ama şu ana kadar baktığımız zaman, açıkça sana söyleyeyim, evet dün Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamaları dinledim ben de, küçük dilimizi yuttuk falan tarzı açıklamalar var ama 2 hafta kötü giderse
Tabii canım, bu sunumların falan hepsi çöz. Yani o sunumlar bir anda hani böylesin A4 kağıtlarını uçak yaparlar böyle fırt fırt atarlar böyle biliyorsun. Onlar tabii canım TFF'deki toz pembe bulutlar o. Çünkü bunu çok gördük şeyde de Ali Koç'ta, Ahmet Ağalı, yapay zeka ile hakem atan da bilgisayara başlıyorlar. Harika harika dediler biliyorsun. Kulüp başkanları fikstür çekiminde konser verildi, alkışladılar, sarıldılar. Bunları çok gördük tabii. Bu dediğin gibi o sunumlar falan. Ya bu zamana kadar neler yapıldı? Geçen dönemde de çok başarılı, çok uzun vadeli projeler vardı aslında onun dışında ama mevzu hakem ve MHK, TFF çevresinde dönmeye başladığında zaten sorunlar çıkıyor. Şimdi iki tane yanlış düdük, iki tane hatalı karar çıktığında zaten görüyoruz işte Trabzonspor'un büyük bir isyanı var. Ben onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi orada varın bravo dediği yanlış anlaşılmış olabilir ama işte burada iletişim doğru yürütmek de TFF MHK'nın elinde. Orada bravo derken Volkan Bayarslan'a demiyor Erkan Engin aslında. Kime diyor? Yani operatör çok doğru açıyı getirdiğinde yandı ama işte bu telsizlerin vesairenin kullanılması ya da Peki bravo cümlesi niye verdiler o zaman? Onu keşfedilirlerdi. Bravo abi. Bunlar tam halleri değil varın. TFF bunu yayına hazırlarken neden bu kelimeyi tuttu kesmedi? Veya içeride de bir operasyon hamleleri mi var? Ya ben bu işte çok kafam karıştı. O yüzden o akşam da biz varı böyle kullanıyoruz. Çünkü artık varı gerçekten biz kullanamıyoruz abi Gün abi. Yani yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Neden söylüyorum? Çünkü hiçbir standart yok. Öyle pozisyonlara müdahale ediliyor. Öyle pozisyonlara müdahale edilmiyor ki. Ya dün akşam gördük bak. Bak mesela Galatasaray'ın maçı golünden önce faul çalınabilir. Abdülkerim Galatasaray çalışmış onu. Abdülkerim ön direğe koşu yapıyor. Barış Alper Yılmaz Yunan futbolcuyu net şekilde engelliyor, blokluyor. Ama ne var inceledi Yunan futbolcu yere düşüyor. Yere düştü. Faul çalınabilir aslında. Bizde olsa çalmışlardı. Şimdi bizde olsa şöyle olmuştu. Bazıları var incelemesine girmişti, bazıları girmemişti. İşte bizim standartımız yok dediğim şey şu. Vardın akşam iş yapmadık. Biz iki tane daha pozisyon var. Belli bir standart ve temiz de gözüküyor yani maçta. Ama biz çok böyle detay kırılım yaptığımızda işte yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz. Varın ana gayesinden ulaştık. Var neydi? Siyah beyaz kadar birbirinden farklı olan pozisyonları incelemek, yanlışı düzeltmek. Kırmızı çizgileri vardı işte. Buna müdahalesi, buna müdahale etmemesi falan filan. Biz çok kötü kullanıyoruz varı ya. Yani inanılmaz kötü kullanıyoruz. Ben burada var, şu hakem, şu maç, şu takım falan filan demiyorum ama genel itibariyle varı çok kötü kullanır. Ondan sonra da böyle işte iletişim hataları yaptığınız zaman da yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz. Bendeki bilgi öyle ama Trabzonspor bu açıdan böyle tepkisini verince de... Ama adamlar haklı. Ya böyle bravo dememek lazım. Belki aynen. Hakemlik de yani birbirlerine evet şey yapma. Hani hakem doğru kararı vermiş olsaydı bravo doğrusun devam derdim de... VAR'a çağırmış zaten. VAR'dan sen göremediğini düzeltmişsin. Tekrar bravo. İşte ama bir şey söyleyeyim mi sana? Onu kullanmamak lazım. Bir şey sana söyleyeyim mi? Hakem gitti ama kararı verirken de çok mutlu değildi. Evet. Tabii. Hem maçta da gördük hem de işte VAR konuşmalarında vesaire de görürüz. İşte VAR'ın başındaki hakemlerin de operatörle, yanındakilerle yaptığı konuşmalarda çok dikkatli olması gerektiğini bir kez daha tecrübe ettik. İşte o VAR'daki Sivas'taki rezalette Sivas Galatasaray'ın offside'ımsı offside'ımsı böyle kahve muhabbet şeklinde yapılan diyaloglar sonra biraz düzeldi ama o yüzden hakemler çok seçici kelimelerini çok dikkatli seçmeliler. Çok konsantre şekilde konuşmalar. En ufak bir gevşeklik yapmamalılar orada. Umut, bir buçuk dakikalık bir aramız var. Seni biraz bekleteceğiz. Aradan sonra sevgili Umut Eken'le sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.53'ü gösteriyor. Hattımızda Fanatik Asya yazarı Umut Eken var. Umut, şunu sana soracağım. Aslında baktığımız zaman VAR'ın da bu Trabzonspor maçında devreye girdiği zaman ya ben dedim ki herhalde başlama vuruşuna kadar gidecek. Yani iptal etmek için her şeyi yaptılar resmen. Yani bu sene özellikle bu dönem son 5-6 haftaya baktığımız zaman maçları VAR yönetmeye başladı. Hakemler değil. Ya evet ve ben hakemlerde şunu hissediyorum. Ortada hakem VAR ekranına geldiği zaman VAR'ın başındayken sanki
kararını değiştirmek zorunda olduğu güdüsüyle geliyor. Böyle bir psikoloji var gibi hissediyorum. Ben bu tamamen tahmin tabii yani. Yani ben psikolog da değilim. Şey de değilim. Aynı hani, düşüncedeyim biliyor musun? Çünkü oraya gitse, iptal etse, vermese anladın mı? Varı, yani kararında ısrarcı kalsa çok büyük bir problem. Yani ama gidince kendine belli görüntüler gösterildiğinde de çok da senin az önce dediğin gibi verdiği karardan da hoşnut değil gibi. Ama hani şöyle bir şey mi olabilir? Yani böyle bir konuşma mı? Bir komplo teorisi yapalım. Var çağırırsa kararlarınızı mutlaka değiştirin gibi bir kendi aralarında değil, kendimizi... Topu vara atıyorlar o zaman. Topu vara atarak kendilerini kurtarma olabilir mi? Yani o da bir ihtimal ama ben yine hakemlerin psikolojisini ve mental yapısını hiç iyi görmüyorum. Yani zaten bu mental yapıyı hakemlerde şunu geliştiremeyiz abi. Kondisyonu birden arttıramayız. Tecrübeyi arttıramayız. O geçmiş yılların birikimi. Yeteneği birden arttıramayız. Bu adamlar 30'lu 40'lı yaşlarında artık o da geçmiş. Hakemlere yapılabilecek tek büyük destek ve en büyük destek ve bence de sağlıklı maç yönetebilmeleri için en önemli şey mental destek, mental anlamda. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu evet çıktı, bazı açıklamalar yaptı onlara, ben sizin arkanızdayım, yeter ki adil olun, hata yapın, biz de peşinden gideriz vesaire falan dedi ama bence daha başka şeyler lazım. Yani hakemler üzerindeki bu atmosferi, kamuoyu baskısını kaldıramadık. Yani kulüplerin varlığı, bir taraftan söylemleri, sosyal medyanın acımasızca tepkileri, maalesef çoğunlukla dijital kanallarda yorumcuların yaptıkları. Ya bir de biz çok fazla inceliyoruz, analiz ediyoruz. Yani hakkıyla bu işi yapan hakem hocaları var. Onları bir tarafa koyuyorum. Hani Deniz Çoban falan olduğu gibi kitaptan konuşmaya çalışır. Ona haksızlık etmek istemem ama bazı hakem hocalarımız da bu işin popülaritesinin farkına varmış durumda. Oradan yani, yürüyorlar. Ya inanın ya, hem söylemler olarak hem konuşmalar hem tavırlar olarak vesaireden hiç bu işleri yapmamışlar gibi tavırlar sergiliyorlar. Geçen hafta Manchester City Arsenal maçını Beşiktaş maçı başlayana kadar izledim abi. Michael Oliver. Elite class değil mi? Evet, elite class. Hakem. Yani Şampiyonlar Ligi finali. Dünya Kupası finali yönetecek hakem. Manchester City Arsenal maçında VAR incelemesi oldu. Arsenal'in attığı golde. Emin ol bizde foul verilirdi. Onlar gol verdi. Kaleciyi iki Arsenal'li birden etkiledi altı pas içinde. Emerson hamle yapamadı. Arsenal'li vurdu, kafaya gol attı. Bir diğeri bir ikinci sarı kart gösterdi Truasson'a. Yani bizde 3 ay falan tartışılırdı. Ama onlar ertesi gün maçı ufak tefek işte maç sonrasında hocalar falan filan konuştular ve bitirdiler. Gerçekten hakemlik yani böyle bir şey. Kimse kusursuz yönetmiyor. Bizim de hakemlerden beklediğimiz bu olmalı ama İngiltere'de mesela o pozisyonlar 5-6 tane pozisyon ya incine cincine kadar detaylandırılmamıştı. Ararsan bulursun çünkü. Yani bizim bütün sağlıklı bir maç izleyebilmemiz mümkün değil. O kadar çok fazla analiz ediyoruz. O kadar çok fazla yorumluyoruz. Detaylandırıyoruz ki hiçbir hakemin oradan kusursuz bir yönetimle çıkması mümkün değil. Ama neden yapıyoruz biz de bunu? Çünkü maalesef bunun kamuoyunda karşılığı var. Bunu satan bir şey. Hakem analizi, hakem yorumu, hakem üzerine konuşmak, hakemi suçlamak vesaire. Yeri geldiğinde hakemi aşağılamak. Yani bunlar yapıldı biliyorsun çünkü. Hakemlerle ilgili ahlaksız şeyler söylüyor. Çünkü çok sahipsiz adamdır. Ama şeyler de şunu sana söyleyeyim yani MHK de arkasında durmuyor, federasyon da arkasında durmuyor. Bir kulüp diyor ki bu hakemi istemiyorum diyor, bitti. Aynen öyle işte, bu mental, bunların hepsi mental yıkımlar, psikolojik sorunlar yaratıyor bence. Daha doğrusu sorunlar değil de inanılmaz bir baskıyla çevreleniyorlar, bir çemberin içinde buluyorlar kendilerini. Sadece stadyumda değil, stadyum dışındaki zamanlarda da. Her Türkiye'de herhangi bir hakem ben görmüyorum, izlemiyorum, duymuyorum dese yalan söylüyordur. Ben hepsinin sosyal medya hesapları olduğunu tahmin ediyorum. Ne söyleyeyim? Sosyal medyada görüyordur. Farklı hesaplardan gidiyordur ama. Aynen öyle. Bu önün önüne düşmemesi mümkün değil kendileriyle ilgili. İzlemiyorum. Yani daha doğrusu kaçamaz. Bundan kaçamaz yani. Spor ekosisteminde, futbol ekosisteminde yaşayıp da herhangi bir yorumdan ya da haberden kaçmanız, haberdar olmamanız mümkün değil. O yüzden bu mental yapıyı düzeltemiyoruz ve yukarı çekemiyoruz. Çok hakemler cesaretini kaybetmiş durumda. Daha da ligin çok başındayız ama çok yine kötü hakem diyalogları, kötü hakem işleri.
maçları göreceğiz, yaşayacağız gibi hissediyorum maalesef. Doğru. Sevgili Umut gene reklama gitmemiz gerekiyor. Çok tabii, bir tabii. Dakika bir aramız var. Bir aradan sonra seninle sohbetimiz devam edecek. Tabii. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Fanatik Gazetesi yazarı Umut Eken var. Umut, hakemler de, ama şunu sana söyleyeyim, yani bizim hakemlerimiz de çok iyi değil ama. Mesela geçen de bir Hatay maçı vardı. Senin demin bir pozisyon anlattın. Kaleciyle olan İngiltere'deki maçı anlattın. Mesela Hatay'ın iptal edilen bir golü var. Kaleciye dokunmuyor bile. Adam kafayı vuruyor. Kaleci o anda iptal etti golü ya. Golü iptal etti. Pozisyonu da hatırlıyorum. Aynen, o da çok tepki almıştı. Foul verdi. Kesinlikle değil. Bizim hakemlerimiz maalesef hani görerek değil, baskıyla, stresle çalıyorlar. Yani kafalar da rahat değil tabii. Şanslı olabilirler mi? Neden diyorum? Yani şöyle şanslı olabilir mi hakemler? Çünkü hata yapmış olduğu takımlar kazandığından dolayı çok fazla büyümüyor işler. Sonuca etki etmediği için. Bazen de zaten eğer büyük bir hata yaptıklarına inanıyorsalar onu dengelemeye çalışıyorlar. Bu sefer daha başka bir yanlış yapıyorlar. Sonuca etki etmediği için evet çok hani tartışılmıyorlar belki o maç özelinde, ama hemen şeyde katılıyorum canım, çok mahki pozisyonları yorumlamakta falan, bazı çok net pozisyonları bile rahatlı yorumlayamıyorlar, çok hata yapıyorlar yani. Jean Venjal demiş ki, abi selamlar, ben Ali Koç karşıtı bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bu sene iyi bir kadro kuruldu, çok iyi bir teknik direktörümüz olduğuna inanıyorum. Mourinho ilk 10 haftada her takımda düzeni kuran bir geçiş dönemi yaşıyor. Sabır istiyorum, hayalimizdeki Fenerbahçe yakında diyorum demiş. Bu son dönemdeki olaylarla ilgili neler söylersin sevgili Umut? Sayın Ali Koç'un istifaya giden organizasyonlar yapılıyor. Neler söylersin bu anlamda? Ya bunu sadece şeyde karşılığını görüyoruz ya, sosyal medyada karşılığını görüyoruz. Hatırlarsın Ali Koç'un ilk döneminde birinci, ikinci sezonlarında falan stadyumda falan çok güçlü şekilde tepkiler kötü sonuçlar sonrası yönetim istifa tezahüratları yükseliyor. Şimdi stadyumda öyle bir tepki yok. Sosyal medyada görüyoruz. Sosyal medyada da gerçek kişi ya da kişiler olmadığı sürece ben her paylaşıma şüpheyle bakarım. Yani gerçek olmayan bir fotoğraf, bir nickname, işte enteresan bir nickname vesaire filan. Şimdi mesela sen Aygün Özipek olarak bir paylaşım yaparsan, ben bunu kulüp başkanı olursam ciddiye alırım. Ya da işte başka biri, gerçek bir isimle vesaire, ama işte bu çoğu şey yani bot hesaplar diyorlar ya, bot hesaplar diyorlar. Bot hesaplardan ziyade bazıları çok kullanılmış, geniş hacimli, çok 10-15 tane 20 tane hesabın tek elden kullanılması var. Onların yönetilmesi var. Burada tabii o öfkeli ve canı burnunda, tabir doğruysa canı burnunda kitleyi de peşine katmak için çok uygun bir fırsat var. Yani ben kimlerle konuşsam hani Galatasaray maçından sonra çok büyük yıkım var, çok büyük üzüntü var, çok öfkeli insanlar diyorlar. Zaten bu zamanlarda yapılıyor ya böyle, hani tetikleniyor ya. Doğru. Zaten orada hani yönetime, başkana, teknik ekibe, futbolcuya tepki göstermeye hazır, üzgün, kırgın bir taraftar topluluğu var. Onları da işin içine dahil. Onlar da tabii bilmeden, belki de bilerek ya da bilmeyerek ya, ama büyük ihtimal bilmeden o akıma kapılıyorlar falan. Mesela Ali Koç istifa demenin zamanı değil. Bunu genel kurulda hani yapacaklardı, o tepki gösterecekler. Fenerbahçe sandığa gitti ve çok da ciddi bir efsane isme karşı, Aziz Yıldırım'a karşı çok da korakor geçen bir mücadelede Ali Koç yeniden başkan seçildi. Yani bu zamanda Ali Koç istifa demenin Fenerbahçe'ye ne faydası var? 3 ay önce bir kongre olmuş olan bir Fenerbahçe camiasına. Yani bir de Mourinho ile yeni bir ekip inşa etmişsin, yeni bir kadro kurmaya çalışmışsın vesaire filan. Şimdi biz böyle deyince bizi de Ali Koç'u finanse edenlerinden diyorlar. Öyle zannedecek. Çok, çok da ağır ithamlar da kullanıyorlar ya Ali Koç'un yani. Bana Koç gelen işte tweetleri görsem var ya, yani inanır gibi değil. Atılan yani şeyler, iftiralar. Finanse ediyor falan filan gibi, böyle çok çirkin, çok acımasızca, gaddarca tabii, ama dediğim gibi onlar da paylaşımları yapanlar da gerçek kişiler vesaire. Mesela benim avukatımda vekaletnamem var Aygün abi. Hı hı. Sosyal medyadan hakaret vesaire falan filan edenlere ilişkin, ama bu kişilerin çoğu zaten dediğim gibi az önce gerçek isimle ya da gerçek fotoğrafla yapmadıkları için bunları.
Pandemiden beri ben bunu böyle yürütmeye çalışıyorum süreci ama çoğunun izini bulamıyorsunuz ya da hesaplarını falan kapatıyorlar. Neyse ki yakalananlar da var ama bu da biraz öyle bir şey. Yani şimdi yine aslında Galatasaray o zaman yıllarca hep kongreye mi gitmeliydi? Fenerbahçe maçları her zaman çok kötü geçerdi. Hı hı. Sallanırdı ama gördü ki Galatasaray camiası yıllar içinde şunu öğrendi. Sadece Fenerbahçe'ye kaybetmek büyük bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe'ye yenildiği sezonların büyük kısmında da şampiyon olabilir. Fenerbahçe için de öyle yani. Sadece Galatasaray derbilerini kazanmanın şampiyonluğuna yetmediğini yıllarca tecrübe etti. Oradaki tek büyük sorun Kadıköy'deki o çok olağan dışı ezeli rekabette dengeyi Fenerbahçe çok bozmuştu kendi adına. Terazinin dengesi şaşmıştı. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde o uzun seriyle birlikte. Fenerbahçe her şartta, her halükarda, şartlar ne olursa olsun açık ara favori olarak çıkıyordu Kadıköy'e. Biraz o Kadıköy büyüsünün bozulmuş olması insanlarda üzüntü yaratıyor Fenerbahçelilerde. Yoksa hala Mourinho'nun başında olduğu çok güçlü, hatta belki de Türkiye'nin şu anda en güçlü kadrosu, en alternatif kadrosu var. Oyuncu grubu var Fenerbahçe'de. Buna rağmen işte oradaki Kadıköy büyüsünün bozulmuş olması. Bir de tabii çok artık sabırsızlık var yani. Çok fazla Fenerbahçe'nin alışık olmadığı bir süreç bu. Bu kadar süre şampiyon olamamak çok olağan değil onlar için. Yani çok fazla oldu şampiyonluk hasreti. Onların hepsinin birikiminden bu tür patlamalar oluyor ama bazı şeylerin de organize olduğunu düşünüyorum. Sadece kimlerin yaptırdığını çözemiyorum. Ben de arkalarında bu işin birisi yok. Bazen Aziz Yıldırım'a işaret edip haksızlık ediyorlar ama Aziz Bey de işte geçen gün yine bir açıklama yaptı. Soğukkanlı bir mesaj verdi. Birilerinin yaptırdığına inanmıyorum ben artık ama işte orada kongre üyeleri mi, kitleler mi, başka hesaplar olanlar mı, vesaireler mi, etkileşim peşinde olanlar mı? Öyle çok karman çorman bir yer orası sosyal medya. Yani tepkinin asıl yeri genel kuruldur, stadyumlardır. Orada büyük tepkiler olmadığı sürece de yönetimler zaten seçime falan gitmez. Zaten yani tabii ki tepki taraftan en doğal hakkıdır, onu da söyleyelim. Ama tabii maç öncesi ve maç sonrası yapılan tepkiler bence çok daha yerinde olabilir. Maç oynanırken futbolcuların konsantrasyonunu bozmak bence takıma büyük zarar verir. Bunu hep söylüyorum. Aynen öyle işte. Galatasaray maçında Fenerbahçe tribünlerinin tütülüyor olması falan da maçın gidişatını etkiledi. 1-0 oldu, evet. Geriye düştü. Yani tribünde böyle bir dalgalanmalar, bir şey. Galatasaray ondan sonra topu ele aldı, rahat rahat oynamaya başladı. Bir baskı hissetmedi, atmosferi hissetmedi. Tribün mırıldanmaya çalıştı. Belli tribünler tepki vermeye, reaksiyon göstermeye çalıştı. Hani takımı tekrar oyuna sokmak, ittirmek için, Galatasaray'a baskılmak için ama genel anlamıyla bir Kadıköy cehenneminden bahsetmek mümkün değildi yani. Galatasaray en rahat oynadığı atmosferlerden birinde oynadı. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı eski tribün havasını yakalayamaması. İnanılmaz değişim var. İnanılmaz değişim var. Bence taraftar sosyal medyada bazı şeyleri organize etmek yerine bunları kafa yormalı. Bunları değiştirmeli. Değişen dönüşen stadyumlarla birlikte bu bütün kulüplerde var aslında. Yani taraftar profili değişti. Ekonomisi yüksek, daha fazla harcama yapabilen taraftar gelmeye başladı stadyumlara falan. Tamam, bunlar kabul ama dışarıda da farklı değil yani. Adamlar tepki verince İngiliz'de 90 dakika bağırmıyor ama bir kontratağa kalktığı zaman çok anlık doğru tepki veriyorlar. Hakeme, rakibe ne zaman tepki vereceklerini biliyorlar. İnletiyorlar bir anda ortalığı. Bu biraz tribün kültürüyle alakalı. Profilin değişmesi de tepki sebep olamaz. Biraz bunu da sorgulamaları lazım. Buradaki tepkilerin en büyük sebebi ise tabii Ali Koç'un çıtayı çok yukarı koymuş olması. Yani Ali Koç bunu maalesef kendi adına, onun adına maalesef diyorum, çok fazla yapıyor. Yani söylemlerinden vazgeçiyor. İşte ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar deyip tekrar aday olması. Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözüme gerek kalmayacak gibi söylemlerde bulunması beklentiyle çıtayı da çok yukarı çekti. İşte böyle durumlarda yaşandığı zaman işte 6. haftada Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştüğünüz zaman bu sefer tepkin dozu da yüksek oluyor. Hani sen bunları demiştin gibi vesaire. Yani futbol insanları çok takımlarının camiana motive etmek için çok kesin kararlı ifadeler kullanırlar ama o sözler de işte bağlayıcı oluyor, sonra karşınıza çıkıyor bir gün. Umut, ekleyeceğim bir şey var mı? Benim sormayı unuttuğum, senin söylemek istediğin, vermek istediğin mesaj var mı sevgili Umut Eken?
Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Avrupa Ligi bitiyor, hafta sonu ligler oynayacağız. İnşallah hakemler iyi yönetimler gösterirler ya. Adalet, yani adalet unsurunu futbolda hissedelim. Gerisi hallolacak. Orayı hissedelim, gerisi hallolacak. İnşallah hakemler de burada üstlerine düşeni yaparlar. Peki. Öyle diyeyim. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Fanatik Gazetesi yazarı sevgili Umut Eken vardı. Umut'a çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.13'ü gösteriyor. Şu an attığımızda spor yazarı, Yeni Birlik Gazetesi aynı zamanda yazarlığı yapan sevgili Fatih Kuşçu var. Fatih yerimize hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar, selamlar. Güzel bir gün. Akşam da güzel bir sonuç var. Ben de mutlu bir adamım. Öyle evet, dün akşam maçtaydın. Evet, canlı canlı maç izledin. Şunu sana sormak istiyorum sevgili Fatih. 3-5-2 mi, 4-4-2 mi yoksa farklı bir organizasyon mu? Dünyanın en iyi iki santraforu bütün bu kombinasyonları kırar. Yani 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1 ne oynandığının ne önemi var? Sahada oynarken oyunun gelişimine göre sizin dizilişiniz zaten topa kararlılığınıza, savunma taktik anlayışınıza, geçişinize vesaire göre zaten değişiyor. Önemli olan herkesin aldığı pozisyonda olması gerektiği yerde olması. Yani nerede olması gerekiyorsa orada olması. Oluyor mu? Oluyorsa şahane. Değilse zaten dizilişi ne yapsanız hikaye. Doğru. Oluyor Galatasaray genellikle. Futbolcular genel olarak formda görünüyor. Fiziksel olarak da iyi görünüyorlar. İnanılmaz koştu Mertens ve ikinci yarıda bitti. 55'te 60'ta bitti. Değiştirene kadar Galatasaray golü yedi. 1-1 oldu. Gibi durumlar olabiliyor. Bu da normal. Ama genel olarak iyi. İyi top yapıyor. İyi koşuyor. Yardımlaşma var. Yüzü gülüyor sporcuların. Yüzü gülerken ciddiyetten uzaklaşmıyor. Bütün bu artı haneleri, artıların toplamı Okan Buruk'a yazıyor. Ben de öyle yorumluyorum. Evet, dün akşam ben mesela en çok beğendiğim isimlerden biri de kırılma anlarında da ön plana çıkan Günay Güvenç'ti, onu söyleyeyim. Yani biraz maçtan önce kafamda bir soru işareti vardı ama. Kesinlikle. Tribünler, seyirciler, taraftarlar veya tarafsız maçı seyredenler sadece kaleci konusunda endişe yaşadılar. Muslera'nın şahane kariyerine yakışmayan tekmesi, kendi kariyerine attığı tekme maalesef onun bu maçlardaki yokluğunun sebebi. Muslera biliyorsun Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Fair Play Komitesi tarafından Fair Play büyük ödülü aday isimleri arasındaydı. Özellikle Beşiktaş maçında geçen sezon o şampiyonluk düğümünü etkileyebilecek bir maçtı. Aboubakar topa hamlesinin devamında bodoslama kale direğine girmek üzereyken Muslera onu çeldi. Yani top çeler gibi Aboubakar'ı direğe çarpmaktan kurtardı. Engelledi. Biz tribünden gördüğümüzde ne yaptı ya, geçmiş pozisyon, yani Aboubakar'ı mı sataştı, kavga mı çıkaracak, kart mı görecek falan diye düşünürken televizyon görüntülerinden anladık adamın ne kadar değerli bir şey yaptığını. O anda müthiş refleks. Bununla aday gösterilmişti. Young Boys maçında gol sevinci yaşayan rakip santrafora, rakip golcüye tekme savurunca anında doğal olarak, haklı olarak değerlendirme dışı kaldı. Şimdi kariyeri şahane bir adam Fernando Muslera. Yok, yerine daha birkaç maçta Günay olacak. Günay Beşiktaş'tan geldi değil mi Galatasaray? Evet, evet, evet. Beşiktaş'tayken de özellikle yan toplarda böyle pek de güven vermeyen bir isim. Zaten Beşiktaş'ta kaleye geçebilecek bir çizgi oluşturamadı. Beşiktaş'ın Günay'dan sonra, daha doğrusu Günay Beşiktaş kalesini gördüğü günden bugüne o kalede en az 5 değişik isim oldu. Doğru. Günay orayı kullanamadı görmesine rağmen. Doğru. Dolayısıyla dün akşam maça başlarken ya da genel olarak bir yani yedek kaleci ama zaten Muslera iyi diye o endişelerin yaşanması çok haklısın, endişeyi sildi. Özellikle ilk yarı bittiğinde birebir de çıkardığı bir top var. Bir iki kez böyle bir kırılma anlarından biridir, ben sana söyleyeyim. Yani kesinlikle haklısın. Yanımda bir Yunanlı gazeteci vardı, genç bir gazeteci. Ne olur dedim maçın başında, daha doğrusu 20. dakika civarında. Çünkü biz
İstanbul Emniyeti ve Güvenliğin işbirliğiyle stada yaklaşamayan stada gelenler arasındaydım ben de. Yaklaşık bir saat kontak kapatıp Yunan taraftarlarının stada girmesini sağlayan otobüsleri bekledik falan, böyle iğrenç şeylerden sonra o genç Yunan gazeteci şey dedi, 2-1 Galatasaray alır, yani Galatasaray kazanır ama PAOK teslim olacak takım değil dedi. O 7 numara gollerini atan ismini şimdi tam doğru telaffuz edemeyebilirim. Konstantelas mıydı? Öyle bir şey galiba, bakarım ben şimdi tekrar. Tatares gibi. Onu mesela sizin dedi Real Madrid'e giden oyuncunuz Arda dedim. Evet dedi, Arda Güler gibi bir isim. Benfica sezon başlamadan önce bu sezon 20 milyon euro bonservis de almak istemiş. Vermemişler daha yüksek paraya satacağız diye. Böyle şeyler söyleniyor. Ha, tabii o seviyede mi değil mi o ayrı bir tartışma ama sonuçta Yunan medyası, Yunan takımı, Yunan futbol severler ona öyle bir değer atfediyor. Hakikaten de tekniği, fiziği değerli bir futbolcu gördük. 7 numarası PAOK'un. İyi takım, ben beğendim PAOK, fena değil yani. İyi takım. Yani çok üretken takım değil, iyi kapanmaya çalışıyorlar. Çünkü aile geleneği Lucescu'larda. Onlar da iyi savunma, iyi savunma yaparlar. Babadan oğula geçen bir herhalde öyle bir şey. İyi savunma yaparlar. Futbol zevki pek yüksek olmasa da sonuç odaklı yaşarlar. Çok da kötü de değillerdir ama yani böyle çok matah iştahlı futbol olmaz. Ama Okan Bol keyifli bir futbol, baskı, üretken, hızlı geçiş, zaten çok iyi ayaklar var, kanatlar iyi çalışıyor, orta saha iyi çalışıyor, forvet şahane, santrafor dünyada yok. Bu lafta bana ait değil, haksızlık etmeyeyim, ilk söyleyen sonra pek çok örneği gördüğüm Serdar Ali Çelikler, yani düşünün hangi takımda var dedi. Osimhen, Icardi, altlarında da Batshuayi. Bu net 2-9 numara. Dünyada nerede var diyor. Yani futbol takımlarında tek tek çok iyi futbolcular olabiliyor da 2 tane olmuyor genel olarak. Arjantin milli takımında da yok dedi ki, ben katılıyorum, bilmiyorum ne dersin. Ben de katılıyorum. Yani dolayısıyla iyi takımı var. Okan Bol iyi bir sistem oluyor. Galatasaray'a eklemek istediğin bir şey var mı? Yavaş yavaş Fenerbahçe ve Beşiktaş'a geçeyim mi sevgili Fatih? Geçebiliriz. Galatasaray'la ilgili söylemek istediğim çok önemli bir şey var bence. Nedir o? Benim anlamadığım bir şekilde Ergin Ataman'ın gördüğü onu tepkiler. Zaten söyleyecektim. Soracaktım. Onunla ilgili ben neler söylüyorsun? Senin ne düşündüğünü az çok biliyorum. Dinledim biraz. Ben biraz o konuda İtiraz da etmiyorum ama benim itirazım herkes farklı düşünebilir. Tabii ben ki, kendi düşüncemi ki. Şöyle dile getireyim. Buyurun efendim. Buyurun. Ergin Ataman Galatasaraylı. Evet. Üzerinde Galatasaray değil, ne bileyim Paraguay takımının forması da olsa herkes onun Galatasaray Ergin Ataman olduğunu biliyor. Hatta başkanlığı adaylığını bile açıklayabileceğini söyledi. Ben bu kulübe başkan olmak istiyorum diyecek kadar gönülden bağını herkesin bildiği. Ama Türkiye'de 3 takımla yani iki takımla Avrupa Kupası kazanmış Beşiktaş'la ve Galatasaray'la, Panathinaikos'la ve Siena'yla top 4 tane ayrı kulüple Avrupa şampiyonluğu kazanmış tek koç basketbolda. Futbolda Jose Mourinho tartışılacak isim değildir. İnanılmaz bir kariyeri hak ettiği başarılarla, elde ettiği başarılarla sağlamıştır. Ve Jose Mourinho son yıllarda iyi değil, başarısız, zaten düşüşte, onun için Fenerbahçe'ye geldi falan, bu haklı ya da haksız, Jose Mourinho'nun değerini değiştirmez. Ergin Ataman da basketbolun Jose Mourinho'sudur, Türkiye'nin değil, bütün dünya basketbolunun Jose Mourinho'sudur. Yani Jose Mourinho gibi dünyada sayabileceğin 3 tane mi isim var, 4 tane mi 3-5 var? 3-5 tane sayarsın, doğru. İşte o kadar. Ergin Ataman için de muadili olabilecek isimler o kadardır. Daha fazla değil. Gerek var mıydı ona? Gerek var mıydı ona? Ve bu adam ya gereklilik meselesi değil. Bu adam Galatasaraylı, sevindi. Sevincini de kimle paylaştı? Galatasaray tribünüyle. Ne zaman? Panathinaikos Galatasaray'ı çatır çatır yenmeden önce maçın başında. Ne yaptı? Galatasaray tribününe eliyle 3-1 işareti yapıp, yani akşam maçtan ötürü mutluyum ben de. Ben de sizin gibi mutlu oldum dedikten sonra
sahada Galatasaray'a basketbolda maçı mı verdi? Panathinaikos çatır çatır yedi Galatasaray'ı. Ama orada takılan Panathinaikos'un Galatasaray'ı yenmesi değil. Ben bir şey soracağım. Hareket nedir? Aşağılık hareket. Yani tükürmedir, hakarettir, ne bileyim. Hayır, 3-1 yapmak aşağılık hareket midir? Ama şimdi o gözle bakılmıyor ki sevgili Fatih. Şimdi sonuçta... Biliyorum, ben de onu söylemeye çalışıyorum. Bana çok saçma geldi. En saçma gelen şeyi söyleyeyim. Ergin Ataman'ın özür dilemesi. En saçma gelen şey o. Ben ne yaptım arkadaşlar ya? Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ne yapayım? Ben dün akşam 3-1 bitti maç. Görmedim, haberim yok, üzgünüm. Hatta yok, hiç haberim yok. Bana sormayın ne olur, çok ayıp, Fenerbahçeliler gücenmesin. Ama böyle Fatih bir... orada giymiş olduğu forma da önemli. Yani tamam Galatasaray'da evet, olduğunu söylüyor ama. Ne forma var orada? Ne forma var? Ama milli takım koçu aynı zamanda. Yok hayır. Orada Panathinaikos koçu vardı sahada. Tamam da abi. O da geldi Galatasaray'a çatır çatır çaktı. Yendi yani Galatasaray'ı yendi. Yendi, doğru söylüyorsun, yendi. Yani şeyi... Yani o zaman özür dilemesi hataydı diyorsun. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Bu memlekette... hoşgörünün sıfırlanmasını falan zaten çoktan geçtik de bu kadar çok nefret tohumu eke buraya getirdik. Ya sen benim arkadaşımsın, Fenerbahçelisin, ben Galatasaray'ım. Biz birbirimize konuşmuyor muyuz bunları? Artık konuşmayacağız demek. Doğru. Demin bir yani, şey mi söyledik bir Fatih? Mustafa Demirkaya demiş ki Aygün abi, Fatih abi selamlar. Abubakar değil Rozier demiş. Demin öyle bir şey mi kaçırdın? Yanlış ben? Söylüyor onu söyleyen. Ha onu... Ben net iyi biliyorum Abubakar. Tamam, onu tekrar şey yaptık. Fatih bu akşam bitti mi seni ekleyeceğin sevgili Fatih Kuşu? Yok estağfurullah yani. Şeyle ilgili. Ergin Ataman basketbolun Mourinho'sudur. Oğlunun gönderdiği tweet'e gördün mü? Ya gördün mü onu da? Anlatmak çok anlamlı değil bence. İnsanlar ayrıca hata da yapabilir de. Ortada bir aşağılık hareket, bir camiayı kitlesel bir harekete tepkiye sürükleyecek bir şey yok. Yok ki orada esprili bir şey göndermiş zaten babasına. Fenerbahçe camiasının genel olarak bir Ergin Ataman nefreti var. Bunda, ama Ergin'in de Fenerbahçe camiasında nefreti var. Ben onu, bunu söyleyemem. Ötekini net olarak biliyorum. Hı-hı. Ergin Ataman'ın söyledikleriyle, yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasının tepkisi aynı değil. O bir koca bir camia, öteki bir tane antrenör, tek başına bir antrenör. Yarın takım çalıştırmadığında sadece Ergin Ataman o. Doğru. Ama Fenerbahçe camiası sonsuz bir varlık. Yani dolayısıyla o camianın varlığıyla bugün var yarın olmayacak olan yöneticilerin kararları Fenerbahçe'yi bağlayıcı olmamalıdır. Doğru. Milli takım teknik direktörüne aşağılık hareket dedikleri şey bir maç skorunu göstermek. Peki. Bence bu düşünce çok aşağılık bir düşünce. Anladım. Adem demiş ki tabii ki dün Galatasaray maçı vardı Adem. Birazdan zaten ikinci bölümünde son kısmında sevgili Süleyman Arat bağlanacak. Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Zaten yarın hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ağırlıklı bir yayın yapacağız. Dün akşam Galatasaray kazandı. Bugün Galatasaray'ı konuşacağız tabii ki, onu da söyleyeyim. Diyor ki dinleyicilerin bazı işte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçı var, onları da konuşun diyor. Zaten program içerisinde onları ara ara konuşuyoruz. Evet, ya bugün... işte aslında bu bile konuşulması gereken bir şey. Herkes dünyaya sadece kendi penceresinden bakılsın istiyor. Taraftarlık şahane bir histir. Tarafkörlük berbat bir his. Doğru. Tarafkör olmamak lazım. Taraftarlığın tadını çıkarmak için tarafını tuttuğun takımın rakiplerini, karşısını, yanını bilmen lazım. Ne yapacaksın? Sadece Fenerbahçe maçlarını seyreden Fenerbahçelilik olur mu? Sadece Beşiktaş'ı seyreden Beşiktaşlılık. Sadece Galatasaray'ı seyreden Galatasaray. Doğru. Olmaz tabii ki, katılıyorum. Fatih, Union Saint-Genova, Fenerbahçe ve Ajax Beşiktaş maçları var bu akşam. Ajax Beşiktaş maçı, Ajax büyük bir gelenektir. Hiçbir zaman kötü dönem adını kullanamayacağımız ender geleneklerden biridir. Hı hı. Ama Beşiktaş'ın Ajax'la geçmişte şahane maçları vardır. Doğru. Kaybettiği, kazandığı skordan bağımsız onuruyla temsil ettiği maçlar vardır Beşiktaş'ın. Başarılar dilerim. Beşiktaş sezona en iyi başlayan takımdı. Galatasaray 6'da 6 vesaire gidiyor ama Young Boys Şampiyonlar Ligi'nden elenme aynı dönemde yaşandı. Dolayısıyla Galatasaray lige süper başlamadı. Hatta ligin öncesinde bu Beşiktaş'tan 5 yedi. Süper Kupa finalinde. Şimdi bunların tersini yapan Beşiktaş ise mükemmel girip 5-5 attığı Galatasaray ile başladığı sürecin devamında ligde giderek durur gibi oldu. En son
Eyüp Spor karşılaşmasında yani başa baş rakip gördük. Eyüp isim olarak Beşiktaş kadar güçlü görülmeyen oyunculardan kurulu olsa da gayet de çatı çatır oynadı. Rafa Silva inanılmaz değerli bir oyuncu. Ona yapılan fauller üzerinden bir yaklaşımla savunuyor Beşiktaşlıların bir bölümü kendilerini. O gerçekçi bir yaklaşım değil. Rafa Silva'yı durdurmak için tekmeler atılmadı. Durduramayınca atılanlar oldu. Kesinlikle haklılar. Ama onun üzerine kurulu bir futbol anlayışı yoktu. Eyüp Spor gayet dişe diş kendi planıyla kapanıp hızlı geçişlerle gol aradı. Pozisyonlar bulmaya çalıştı. Gücünün yettiği kadar da direndi. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. O eleştirilen Beşiktaş kökenli Tayfun'a böyle çirkin çirkin ithamlarda bulunmak da evet ya. Hiç yakışık alacak yakışık almadı, değil. Doğru söylüyorsun. Hiç yakışık alacak iş değil. Her futbolcu hata yapabilir. Ayrıca Tayfun orada çok da hata yaptığını düşünmüyorum ben. Çünkü karşısındaki adam da bileğinin hakkıyla milli takım formasını sırtına geçiren bir adam. Gencecik bir bizim gelecek vaat ettiğimiz yıldızımız. Dolayısıyla onu durduramamak normal. Durduramadığı için faul de yapmadı. Sadece durdurabilecek hamle yapmaya çalıştı. Kaçınılmaz bir şekilde penaltı oldu. Haksızlık etmemek lazım. Futbolcuları bu kadar çok çabuk ahlaki sorgulamalardan geçirirsek ortada elde avuçta futbolcu kalmayacak yani. Fenerbahçe'ye gelecek olursak Fenerbahçe'nin rakibi adı sadece listede olan bir takım. Haksız mıyım? Doğru, doğru. Ama olsa ne fark eder? Yani Ajax gelenektir, Tottenham şöyledir, PAOK böyledir diyoruz ama sonuçta Fenerbahçe'de gelenektir. Fenerbahçe ayrıca zaten iyi bir kadroya sahip. Formlu, formsuz futbolcuları olabilir. Ya da beklenenin altında görülüyor olabilir bazı futbolcuları. Ama başında hangi döneminde olursa olsun dünya futbol tarihine adını yazmış bir adam var. Jose Mourinho böyle bir adam. Şimdi Jose Mourinho var. İyi takım var. Karşıda da yani yani yemediği her gol sürpriz olacak bir takım var. Fenerbahçe'nin sadece disiplinli, işini ciddiye alarak oynaması lazım. Karşılığını alması lazım. Ben de öyle olacağını da umuyorum. Bu özellikle Galatasaray mağlubiyetinin üzerine bir perde çekmeye çalışacaktır. Ben her iki maçtan da iyi futbol bekliyorum. Fenerbahçe'nin tatmin edici sonucu umarım Beşiktaş'ta da yaşanır. İnşallah. Fatih, ekleyeceğim bir şey var mı? Söylemek istediğim benim sormayı unuttum. Söyle Fatih. Var. Soruya gerek olmadan o kadar güzel konu açıyor ki Aygün Özipek. dinleyin, iyi dinleyin. Kulağınızı iyi açın. Gözünüzü dört açın, kulağınızı da dört açın. Aygün Özipek iyi konuşur. Doğru konuşur. Allah razı olsun. Teşekkürler. İyi bir spor yazarıdır. Sağ ol. Sevgiler. Çok teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Evet, attığımızda Yeni Birlik gazetesi yazarı, sevgili spor yazarı Fatih Kuşçu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra ters köşe tımızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'la karşılaşacak. Onu tekrar söyleyelim. John Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 22'de başlayacak. TRT1'den de canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ın muhtemel 11'e baktığımız zaman kalede Mert'i görüyoruz. Svensson, Paulista, Udokai, Masuaku, Musrati, João Mario, Rafa Silva, Rashica ve Immobile 11 ile çıkması bekleniyor Beşiktaş'ımızın. İnşallah Beşiktaş'ımız da bu akşam bizi zafere boğar. Yarın yayınımız zaferlerle tekrar başlar. Nasıl bugün keyifliydik. Dün akşam Galatasaray PAOK 3-1 ile geçti. Fenerbahçe bu akşam 19.45'te Union San Genoa ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna Fenerbahçe bu akşam başlıyor. Maçın başlama saatlerini de söylemiş olduğum gibi 19.45. TRT 1 ve tabi ekranlarından da, tabi spordan da maçın yayınlanacağını söyleyelim. Muhtemel 11'e baktığımız zaman kalede Livakovic görüyoruz. Osayi, Bekoa, Ciku, Osterwald, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Sen Maxim, Enresli ve parantez Ceko yazmışlar ama Cenk Tosun'un oynama ihtimali olduğu da konuşuluyor. Hepsini kimle konuşacağız? Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat'a. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler sevgili Aygün. Gayet iyiyim. İyi yayınlar. Acı çektik, canımız yandı dedi Portekizli çalıştırdı Jose Mourinho
dün yapmış olduğu basın toplantısında. Oradan başlayalım istersen. Basın toplantısında sen de çok kritik sorular sordun. Neler söylersin? Bir tane soru sordum ben aslında. Açılış sorusunu sordum. Daha henüz yeni oturmuştu koltuğuna hoca. Ve o sırada soru sorma hakkı verilince hemen araya girip ben de herkesin merak ettiği soruyu sordum basın toplantısına. Neden katılmadınız? Türkiye kamuoyu merak ediyor. Onu açıklar mısınız, aydınlatır mısınız dedim. O da bir program önce sana anlattığım şeylerin aynısını anlattı aslında. Hani bir önceki programda hatta takip eden arkadaşlarımıza, dinleyen dostlarımıza, radyodan da dinleyen dostlarımıza söylemiştim. Benim Twitter'ımdan da paylaştım detaylarını, oradan da görebilirsiniz demiştim. Yani maçın bittikten sonra flash röportajları ve basın toplantıları nedeniyle ev sahibi takımın teknik direktörüne çok uzun bir süre sonra konuşma hakkı geliyor. O da aşağı yukarı 1 saat veya 70 dakika, 75 dakika civarında olabiliyor. O da Mourinho gibi bir önemli ismi bayağı bezdirdi. Buradan belki bir çıkarımda bulunabilir federasyon veya yayıncı kuruluş. Bu flash röportajlar hemen maç biter bitmez anında yapılır. Ve anında soyunma odasına gitmeden kazansa da kaybetse de konuk takımın antrenörü hemen basın toplantısına geçer, taze taze konuşmasını yapar ve hemen ardından da ev sahibi ekibin teknik direktörü gelip basın toplantısına açıklamalarını yapar. Hem basın mensuplarına söylenecek kelimelerin taze olması ve yüksek adrenalinle gelmesi daha habercilik anlamında daha ilginç ve güzel şeylerin doğmasına sebep olur. Hem de teknik adamların bu kadar uzun süre kapılarda beklemesini ortadan kaldırır. Bence önemli bir noktaya değindi. Bak, böylece gazeteciler de evlerine erken ulaşır. Bir yandan da o var yani. Bakın dün Mourinho serzenişte bulundu. Eğer katılsaydın dedi, 2'de 3'te evde olacaktın dedi. Gazetecilerin evleri de hepsi stadın çevresinde değil yani. Uzak mesafelerde oturan birçok arkadaşları var. Onlar da gece 2'lerde 3'lerde evlerine dönmüş oluyorlar. Zor bir durum tabii ki. Yani arabası olabilen var. Gazetesinin araç tesis ettiği, edemediği olanlar var. O yüzden de herkes açısından işin düzenli ve hızlı yürümesi yararlı olacaktır. Mourinho'nun derbiyle ilgili söylediği konulara hızlıca gelecek olursak tabii ki acı çektiğini söyledi. Yani çok derinden acı çektiğini söyledi. Çünkü normal bir maç kaybedildiğinde bir kere acı çekilir. Zor bir maç kaybedildiğinde iki kez acı çekilir. Derbi kaybedildiğinde üç kez acı çekilir. Biz üç kat acı çektik. Ama profesyoneliz, hemen pozitif etki çıkartmalıyız ve hemen hayata dönmeliyiz dedi. Şimdi böyle baktığın zaman çok haklı tabii ki. Kaybedilen böyle bir derbi maçının ardından çok acı çekmeleri ve hem taraftar baskısına maruz kalmaları hem basında ağır şekilde eleştirilmeleri çok normal. Ancak bundan da bir çıkış gerekiyor. Şimdi bu maç çıkış maçı olabilir. Sergio'ya bu akşam oynanacak maç. Bence bu çıkış maçı olmak zorunda. Çünkü neden diyeceksin? Neden? Çünkü bu maçı kaybedersen veya berabere kalırsan taraftar zaten pimi çekilmiş bomba gibi tabiri caizse hemen patlamaya hazır bir noktada. Hemen yönetime tepkisel dönüşlerde olacak. Onun ardından da sen Antalya'ya gideceksin. Antalya'da kolay bir rakip değil. Onlar da puan derdine, can derdine düşmüş durumda Alex'in takımı. Orada da bir puan kaybetme riskin var bu stresle gidersen. Ve bir sonraki hafta da baysın. Yani şimdi ligde de zor bir döneme gireceksin. Zaten 5 puan farkın var. İkili avarajda da kaybettiğin için 6'ya çıkmış durumda. Eğer sen bay kaldığında zaman daha yani ligin henüz 8. haftasında 8 puan geriye, bir de ikili avarajda geriye düşmüş olacaksın. Avrupa'da da beraberlikte veya mağlubiyette dönersen bu yani her taraftan sana psikolojik baskı haline dönüşür bu. Onun için bu akşam da yenip Antalya'yı da yenip yarasını hemen acilen sarması gerekiyor Mourinho'nun. Bence dün en on koltukta oturuyordum ben ve uzun uzun Mourinho'yu inceledim. Hiç tebessüm görmedim. Bir alaycı tavrı vardır onun. İnsanlara tepeden bakan bir tavrı vardır. Gerekli yerde espri yapar ama bunların hiçbirini görmedim. Çok ciddi, çok stresli ve gerilimliydi. O da haklı. Şimdi benim şu söylediklerimin aynısını o da düşünüyor. Kağıt kalem önünde hesap kitap yapılıyor. Bu bay kalma ileriki haftalarda olsaydı telafi edeydi gidebilirdi. Ama çok erken olması puan farkının birdenbire ligin henüz başında feci şekilde açılmasına neden olacak. O da çok kötü bir duruma sokabilir Fenerbahçe'yi taraftar baskısı anlamında. Şimdi maç nasıl oynanıyor? Futbol nasıl zevkli bir hale gelebiliyor? Baktığımız zaman işte bunu mesela Galatasaray'da gördük. Oyuncular hep ne diyorlar? Bakın gazete başlıklarını ben bugün inceledim. Hepsinde keyif aldıklarını söylüyorlar. Yunus diyor ki sahada ben çok keyif alıyorum. Çok mutlu oluyorum sahada oyun oynarken diyor. Okan Buruk diyor ki ben de keyif alıyorum. Oyuncuların hepsi de keyif alıyor diyor. Zaten futbolun özü budur. Eğer futbol takımına keyif aldırmayı başarabiliyorsan, bir arkadaşlık oluşturabiliyorsan, çok alaycı bulunuyor bu
sezon başlarındaki kamplarda işte neşeli antrenman haberleri falan drone da uçuyor muydu falan diye işi yani amiyane tabirle geyiğe vuruyor insanlar sosyal medyada, ama çok gerekli bunlar yani, keyif alması oyuncuların, arkadaşlık bağının oluşması, şakalaşmaların olması, neşelerin olması bu takım olgusunu oluşturuyor. Tam tersini düşünürlerim, tedirginlik olursa yani taraftar baskısı her an gelebilir mi gelemez mi, yine bana ıslıklarlar mı, yine beni şey yaparlar mı, olumsuz her top benim ayağımdan çıkarken bağırlar mı derse bir futbolcu haliyle oyununu etkiliyor. Daha önce bunu Mert Hakan Yandaş da gördü, Fenerbahçe taraftarları, Altay Bayındır da gördü, hatta İrfan Can Kahveci de gördü. Bunlar olumsuz etkilerini görebiliyoruz. İşte gerilim olduğu zaman, gerilim taraftarda var şu an Fenerbahçe taraftarında. Bu sahaya da her an sirayet edebilir. O yüzden de Fenerbahçe kazana kazana gitmeli ve bu yarasını, bu derbi galibiyetini taraftarlar da unutmalı. Aynı şekilde oyuncular da unutmalı ve kazanarak yola devam etmeliler. O yüzden ben bu akşamki maçı çok önemsiyorum. Bunu sana sormak istiyorum. Dünkü basın toplantısına baktığın zaman dinamiklerde değiştirmeye çalışacağım bir cümlesi var. Dinamikleri değiştirmeye çalışacağım bir cümlesi var. Evet. Bir kadroda revizyon bekliyor musun? Neler söylersin bununla ilgili? %100 bekliyorum çünkü, ama bunu da altını çizdi, kimseyi kırmamak için. Çünkü yol uzun. Yani diğer kulvarlarla Fenerbahçe yarışacak ve belki 3 kulvar olacak, bu henüz netleşmedi ama 3 kulvarda yaşarken her oyuncuya ihtiyacı olacak. Yani şimdi burada bir oyuncuyu oynatmazsa bu akşam insanların kafasında şey olarak faturalar kesildi olacak değil mi? Fatura kesildi olabilir yani. Çağlar çok top kaybetti, gollerde hatası vardı, onu kenara aldı, artık onu zor oynatır veya ne bileyim işte şu çok gol kaçırdı, artık onu kenara aldı gibi bir düşünceler oluşmasın diye altını çizdi çizdi. Dedi ki bu bir rotasyon, ama bu bir rotasyon, o oyuncu kötü oynadı diye değil, gol kaçırdı diye değil veyahut da yenilen golde hatası var diye değil. Kenarda oturanların da antrenmanlarda gösterdiği iyi performansı bir nevi ödüllendirme, onları da oynatma. 3-4 değişiklik düşünüyorum, oyunun dinamiğini değiştireceğim bu mağlubiyetin ardından söyledi. Ama tabii böyle söylemek zorunda, ama bence bir nevi cezalandırma olacak bu. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani nasıl bir değişiklik gider sence? Nasıl bence stoper anlayışında değişikliğe gider. Bekacık mı, Çağlar'ı mı keser mi? Çağlar'ı keser diye düşünüyorum ben. Bekacık'ı sahada göreceğimizi düşünüyorum bu akşam. Tabii ki biz hocanın zihninden neler geçtiğini bilemeyiz. Tahminlerimiz doğrultusunda bunları söylüyoruz, ama Çağlar son maçta kötüydü Galatasaray maçında. Yani yenilen gollerde de hata vardı, duruş hataları yaptı, özellikle hata yaptı. Pozisyon almalarda hata yaptı, özellikle bu yenilen goldeki hatası onu çok olumsuz etkiledi, tam titremeye başladı. O yüzden de bence dinlendirilmeye ihtiyacı var. Bu deyimi sevmiyor Mourinho, ama yani öyle diyebiliriz veya kenarda bir süre bekletilmeye diyelim, ihtiyacı var. Ve Fenerbahçe taraftarının geçtiğimiz yılın başında çok beğendiği Çiko Beko ikilisi bu akşam sahne alması çok yüksek ihtimal gözüküyor bana. Mert Hakan Yandaş'ın orta sahada görev almasını bekliyorum ben. Öyle bir sürpriz de bu akşam gerçekleşebilir. Yine aynı şekilde Amrabat'ı bekliyorum. Gol noktasında da En-Nesyri'yi görebileceğimizi düşünüyorum ben. Ama Cenk Tosun da senin söylediğin gibi Cenk'in paylaşımına baktığımız zaman sanki Cenk oynayacakmış gibi paylaşım yapmış şu anda sosyal medyada. Ama oyuncuların hepsi öyle paylaşım yapıyor. Onları bu taraftarımız sanki oynayacakmış gibi. Hatta basın toplantısına çıkan oyuncuyu bile garanti görmememiz lazım. Yani dün basın toplantısına bunu çıkardı, İlk 11 onu yazarız şeklinde bir mantık artık geçerli değil. Geçtiğimiz senede çok gördük bunu. Yani hiçbir oyuncunun yeri garanti değil. Hocanın kafasında son anda bir şey değişebiliyor. Ve farklı bir oyuncuyla sahaya çıkabiliyor. Ama ben 3-4 oyuncu değişikliği olacağını zaten kendisi söyledi Sayın Jose Mourinho. Ve bu mantıkla baktığım zaman kalede de büyük ihtimalle tabii Avrupa maçlarında biraz daha şeyi kullanabilir, İrfan'ı kullanabilir kale anlamında. O da olasılık dahilinde, ama ben Livakovic'le devam etmeyi düşünüyorum. Öyle düşünüyorum, ama tabii ki senin de dediğin gibi olabilir. Çünkü geçen sene burada oynanan San Gelo'a maçında 1-0 kaybettiğimiz maçta kalede İrfan Can Eğribayat vardı. Bilemiyorum, o da olabilir tabii. İrfan Can Eğribayat'ın artık bir yerde oynaması gerekiyor. Yani çünkü kötü bir kaleci değil. Ona ne zaman işi düştüyse Fenerbahçe'nin hiçbir taraftara mahcubiyet yaşatmadı. Her zaman kalesinde iyi durdu. O yüzden de o da bu akşam sahne alabilir açıkçası. O zaman bayağı bir değişiklik anlamına gelecek. Bu da az kadrodan bayağı uzaklaştığı gibi bir görüntü. Yani bir kadroya da böyle 5-6 dokunmuş olduğu zaman çok doğru mu olur? Onu da ayrıca sorgulamak lazım, ama
bilemiyorum yani. Aynı anda 5-6 dokunuş iyiye de yansıyabilir, olumsuz da yansıyabilir sahaya. Bir kurgu, çünkü 2-3 dokunuşta kurgu değişebilir ama 5-6 dokunuş yaptığınız zaman, şimdi İrfan Can girecek oyuna düşündüğümüze göre, Osayi girecek oyuna, Bekao girecek oyuna, Amrabat girecek oyuna. Cenk'i belki kanat alabilir mi? Cenk'i kanat forvet ya, Cenk'i kanat alabilir mi? Sanmıyorum ben. İkinci yer olabilir. İkinci yer olabilir diye düşünüyorum. Hı-hı. Öyle düşünüyorum. Ama o tabii, yani bu benim kişisel görüşüm. Hocam son kararı hoca verecek tabii. Yani ileride de altıncı değişiklik, El Nesri koyarsa sahaya, o zaman altı değişiklik de çıkmış olur. Biraz fazla geldi bana bu. Bilemiyorum. Çok büyük revizyon yapacağını... Risk olarak oluşturabilir yani. Ama taktik anlamda rakibi çok iyi analiz ettiğini söyledi dün Mourinho. Bu da taktik anlamda kendine, zaten kendisinin bir taktik dehası olduğunu, burada bizim tartışmamız gerçekten abeste iştigal olur. Yani demek ki kendine güveniyor bu maça yönelik, ki hem bu kadar ağır rotasyonu sahaya sürecek, hem de çok iyi rakibi analiz ettik. Her türlü oyun şeklini analiz ettik dedi. Yani çünkü demek ki 3-4 farklı oyun sistemini sahaya yansıtabiliyor Belçika ekibi. O yüzden ben umutluyum bu akşamki maçtan. Peki. Yani Mourinho'nun taktik zekasını, dehasını burada görebileceğiz gibi geliyor bana. Peki. Süleyman, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam hem Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'den galibiyetlerle İnşallah. Geri döneriz. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Art var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir araya gidiyoruz. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye. Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru. Total Enerji İstasyonları sunar. Burak Alaca'yla Ekstra Basket. Evet, Burak Alaca'yla Ekstra Basket'e hoş geldiniz. Euro Cup'ta 3-3 yaptık Burak. İyi de gidiyoruz. Neler söylersin? Gerçekten çok güzel bir sezon açılışı oldu. Biliyorsunuz bu hafta başladı Euro Cup. İlk gecenin maçında, hatta Euro Cup'ın bu sezon açılış maçına Türk Telekom evinde Litvanya ekibini mağlup etmişti. Dün de turnuvadaki diğer iki temsilcimizden Bahçeşehir Koleji deplasmanda Litvanya ekibi BC Wolves'u, Beşiktaş devinde Karadağ ekibi Budućnost'u mağlup etti ve temsilcilerim 3-4'te başladı Euro Cup'a. Maçları devirme fırsatı buldum. Bana şu sinyali verdi temsilcilerimiz. Neyse ki 3 tane şampiyonluk potasında oynayabilecek, 3 tane grubundan çıkabilecek, 3 tane turnuvada ileri seviyelere, ileri noktalara kadar gidebilecek takıma sahibiz. Yani Euroleague'de de biliyorsunuz işte Fenerbahçe ile Anadolu Efes olsun, FIBA organizasyonlarında Karşıyaka, Tofaş gibi takımlarımız olsun. Yani bu sezon bütün Avrupa şampiyonalarında, Avrupa turnuvalarında rekabetçi olacakmışız gibi gözüküyor. Euro Cup'a da oldukça güzel bir başlangıç yaptık bana kalırsa. Evet, dünün en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Ergin Ataman'ın konusuydu sevgili Burak. Neler söylersin o hareketle ilgili? Daha sonra Ergin Ataman bir açıklama yaptı. Tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü de bir açıklama yaptı. Neler söylersin? Ergin Ataman hareketinin yanlış anlaşıldığına yönelik ve taraftarı kırdıysam özür dilerim minvalinde bir açıklama yaptı aslında Fenerbahçe yönelik, ama Fenerbahçe cephesi tabii ki geri adım atmadı ya da bu Ergin Ataman'ın tutumu, açıklaması samimi bulunmadı Fenerbahçe tarafından. Fenerbahçe yaptığı resmi açıklamada milli takıma Ergin Ataman olduğu sürece, düzeltiyorum, A milli takıma sporcu yollamayacağını açıkladı. Milli takım havuzunda 5 tane Fenerbahçeli basketbolcu var. Tarık, Melih, Sertaç, Erten Gazi ve Metecan Birsen. Geniş havuzda yer alan isimler. Tarık Biberoş biliyorsunuz zaten yeni devşirme oyuncu olarak katılmıştı. Çok da aslında milli takım açısından kilit bir role sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Milli takım etkiler yani, mi göndermemesi? Milli takımı şu şekilde etkiler. Bundan sonra NBA'deki oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu Avrupa'da olduğu için, işte Cedi Furkan ve Ömer Faruk'u işaret ederek söylüyorum bunu, sezon içi pencerelerde takımlarından izin alıp milli takıma katılabilirlerse çok büyük problem olmayabilir. Ama onların da katılmadığı denklemde etkiler. Hı hı. Bu arada ben şöyle bir duyum aldım. Daha doğrusu bunu okudum. Yani haberin kaynağı ben değilim. Onu da belirteyim. 8 Ekim'de biliyorsunuz Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bir başkanlık seçimi var. Hidayet Türkoğlu'nun rakipleri Turgay Demirel ve Harun Erdenay. Okuduğum habere göre Hidayet Türkoğlu şu anda seçim öncesi Fenerbahçe cephesini karşısına almamak adına Ergin Ataman'a istifa etmesine yönelik bir baskı kurmuş durumda.
ikilinin arasının çok iyi olmadığını da geçmişte biliyoruz. Çok fazla sözde atışmaları da olmuştu Ergin Ataman'ın tekrardan milli takıma geldiği dönem öncesinde. Yani yakın tarihte çok radikal şeyler izleyebiliriz. Hı hı. Ya seçimin sonucunda bir yönetim değişikliği görebiliriz. Bu koç meselesinden bağımsız ya da flash bir koç değişikliği de görebiliriz. Gerçekten Türk basketbolu için epey hareketli ve hararetli bir döneme doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Burak, çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere. Burak Alaceyla Ekstra Basket, Total Enerji İstasyonları sundu. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye. Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Evet, bugünlükte ters köşenin sonuna geldik ama bu akşam hem Fenerbahçe'mizin hem de Beşiktaş'ımızın maçları var. Her iki takımımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah yarın sabah yayınımızı iki takımımızın da galibiyetiyle, zaferiyle açarız diyelim. Ne yapıyoruz? Radyo Spor'da kalmaya devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. HDI Sigorta.